Konumuz arkadaşlar, ekrana da biraz da şöyle yansıtalım. Konumuz Kur'an'da yer ve göğün yaratılışı. Kur'an'da yer ve gök nasıl anlatılmış? Onu inceleyeceğiz. Ayetlerle göstereceğiz. Evet, Yakup abi de geldi. Yakup abi hoş geldin. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Esenlikler dilerim. İbrahim nasılsın, iyisin? Şükür edelim abi. Yaradana şükür diyeceksin. Yaradana şükür. Ya da hangisi ama ya? Neyse hangisi şey arıyorsa Hangisi yarattıysa, hangisi yaratmış ise. yani. ya işte hangisi daha güçlüyse abi? Yaratıcıların en güzeli diyor ya hangisi? Tamam işte, o da biliyor, o da biliyor. Şimdi zaten Kur'an'daki, Tevrat'taki, İncil'deki o betimlenen İsmine Allah dedikleri var ya. Onun zaten bu evreni yaratmaya ne gücü yeter ne de bir şey yapar. O bir insana benziyor doğru dürüst. Yani aslında normal bir insana da değil. Yani asabi bir insana benziyor. Yani öyle canım. Adam kızıyor. Muhammed'e diyor ki git öldür şu kabileyi diyor. Yani Beni kurayız şey Cebrail yetişiyor ya. Nuh suresinde orada hatırladığım kadar 26. ayetten sonra başlıyor herhalde. Orada Nuh der ki, ey Rabbim der, ben kimseye söz geçiremiyorum. Yani bunları artık der, sen hepsini öldür bunları. Hiçbirini bırakma. Bak der öyle ve der ki, eğer bırakırsan bunları diyor, bırakırsan sana karşı gelecek diyor kafir çocuklar doğururlar. Vay be. Baba, o ayet çok önemli. Bunu ben her zaman kullanırım bazı tartışmalarda. Nuh Allah'a akıl veriyor. Orada şart koşuyor. Diyor ki eğer bırakırsan bunları yani helak etmezsen sana karşı gelecek diyor çocuklar kafirler doğurdular yetiştirdiler. Daha doğmamış çocukların işte kafir olacağını biliyor söylüyor. Nuh orada Allah'a akıl veriyor. İşte Allah da ne yapıyor? Helak ediyor. Yani bütün şeyi göğe şey öyle yani. Durum öyle. Ya Evet. bu Allah zaten Hızır'la şey var ya Musa'nın yolculuğundaki çocuğu bile katletmiyor mu abicim? Yani çocuk katili bir tanrıdan bahsediyorsun yani. İşte diyorum ya yani bu buradaki anlatılan Tanrı yani sadist böyle insan öldüren anlıyorum benim hep benim diyen biri. Yani bir sefer şöyle bir şey olmasın. Eğer bir yaratıcı varsa o yaratıcı da sevgi olur ya aşk olur sevgi olur yaratılanı sever yarattıklarını sever değil mi böyle kaosa bırakmaz Ya da yani insan yarattıklarını ayrıştırmaz değil mi abi? Ağzından tabii sadeler canım akan köpek gibi ayrıştırmaz demez. yarattın kaptı koyuyor biraz takip et kim ne yapıyor değil Yarattın madem peşine düş takip et. peşine Ya düş bir takip yaratıcı olsa Yakup abi der mi evet. ya? Bunlar ağzından salyalar akan köpek gibidir, maymun gibidir, domuz gibi. Bunlar bir yaratıcıya yakışan ifadeler mi yani? Evet Teşbih işte sanatı varmış yani burada da. İbrahim şimdi bizim derdimiz de bu zaten. Böyle bir yaratıcının olamayacağını Kur'an'ın, Tevrat'ın, İncil'in ve diğer kutsal kitapların Tanrı kelamı falan olmadığını her yönüyle anlatmaya çalışıyoruz. Her yönüyle. Mesela adam şimdi konuya gireceğiz. Yahu bu kitabın içerisinden bilim çıkarıyor. Bu kitabın içerisinden bilim çıkarıyor. Nasıl çıkarıyor? Sahtekarlık yaparak, yalan söyleyerek. Ayetteki kelimeleri değiştirerek bilim çıkartmaya çalışıyor. Yani bugünkü bilimle örtüştürmeye çalıştırıyor Kur'an'ı. Aslına baktığımız zaman öyle bir şey yok yani örtüşmüyor. Tam da bilimin zıttı. O dönemin bir de şunu söylüyorlar. Yani o dönem var olan bilgileri sanki sadece Kur'an'da yazıyormuş gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Profesörleri, doçentleri, hocaları, tarikat liderleri, şeyhleri, şıkları hep bunun üzerinde odaklanıyor. Yani mesela nasıl diyeyim? O dönem bir bilgi örneğin denizlerdeki derinlik, karanlık işte veya denizlerde bilmem neyin olması. Bazı bilgilerin bazı mesela çocuğun ana rahmindeki şeyi gelişmesi. Onda yanlış bilgi veriyor da gerçi. Onlar o dönemde var olan şeyler bunları alıyorlar sanki sadece Kur'an'da varmış gibi aktarmaya çalışıyorlar bize. Kur'an mucizesi olarak. Yalanlarla yani yalan sadece yalan. Şimdi bu yalanlardan en büyüğünü bugün göreceğiz. En büyüğünü. Gökler ve yer yarattım diyor ya. Şimdi bunu hem bilimle örtüştürüyorlar. Bugün bilimin ortaya attığı teori ortada.
Hepimiz biliyoruz, değil mi? Büyük Evet. patlama. Büyük patlama oldu diyor bilim. Ondan sonra yıldızlar saçıldı, neyse galaksiler. Biz gökbilimci değiliz yani. Bunun her nasıl geliştiğini, nasıl oluştuğunu bilemeyiz. Ama öğrendiklerimiz şeyler var, okuduğumuz şeyler var. Burada diyor ki işte büyük patlama oldu, yıldızlar ortaya saçıldı, daha sonra galaksiler oluştu, daha sonra güneş sistemleri oluştu ve daha sonra diyor dünya ve dünya gibi işte kaç tane varsa artık bilmiyoruz. Orada yaşam meydana geldi, canlılar meydana geldi ve bu sistem böylece devam ediyor diyor. Yani bilim. Ne zaman diyor bunu, ne zaman söyledi? İşte 1929'lardan sonra. Daha önce böyle bir şey yoktu tabii. Büyük patlama diye. Bu İsveçli midir? Belçikalı mı? Bir işte bilim adamı. İsveçli olsa gerekir herhalde. Böyle bir şey ortaya attı. Ve diğer bilim adamları da bunu destekler. Teorileri geliştirdiler. Zaten bir teoridir bu da. Yani %100 doğru diye bir şey yok. Teori. Yarın vazgeçebilir. Değil Şu mi? andaki eldeki bilgilere göre en sağlam delil olarak görüldüğü için öyle, evet. Evet. Yarın vazgeçebilir. Başka bilim adamları çıkar. Şimdi büyük büyük teleskoplarla uzayı inceliyorlar. Yıldızları inceliyorlar. Gidiyorlar. Oraya gidiyorlar. Resim çekiyorlar. Bilgileri getiriyorlar. Bakacaksın, bakarız yani ileride belki biz göremeyiz ama ileriki nesil daha değişik şeyler görecek ve bu teori ortadan kalkacak başka bir şekilde. Ama o zamanın Müslümanları, bak şimdi, o zamanın Müslümanları yine o ayetleri oraya uyduracak. Tabii zaten demiyorlar mı abi? Zaten bazı ayetleri anlamak için beklemek lazım diyorlar. Zemin şimdiden hazır zaten. Evet. Evet İbrahim, öyle bir giriş yapmış Şimdi olalım. adam diyor Onun için. ki şimdi anlayamazsın diyor. Onun diyor zamanı var. Gökteki yıldızlar atış tanesi diyorum. O şimdi anlayamazsın onu diyor. İleride anlaşılacak o diyor yani. Böyle enteresan enteresan şeyler. Evet Yakup abi ayet hangisi? Fuzulet suresi Şimdi var. şöyle başlayalım İbrahim. Bence o zaman eğer başlayacaksak şu temel üzerinde başlayalım. Şimdi demin dedik ya şeyi, patlamayı, büyük patlamayı, evrim teorisindeki şey, yani evrenin oluşumu konusundaki patlamadan hareketle, şimdi bilim insanları ne diyorlar? Diyor ki bak, demin dedik patlama oldu. Yıldızlar oluştu. Daha sonra işte bu sistem, yani galaksiler ve güneş sistemi ve canlılık, dünya. Peki din ne diyor? Evet. Din ne diyor bu görüşe karşı? Bu bilimsel teoriye karşı din ne diyor? Şimdi ona nereden bakacağız? Şimdi Bakara suresinden bakalım mesela. Bakara suresi 22. ayeti İbrahim açabilirsin. Bir dakika abi. Bakara suresi 22. Tamam. Ekrana vereyim hemen. Evet arkadaşlar, Bakara suresinin 22. ayeti şu an karşınızda. Evet, aşağı doğru inelim. Şey, ayet okuyayım. Bir dakika arkadaşlar, ekranı düzenlemeye çalışıyorum hemen. Bakara suresinin 22. ayetin kerimesi. Evet, ekranda güzelce görünüyor mu? Bir saniye, ekranı bir düzenleyeyim arkadaşlar. Şu an biraz şey görünüyor. Evet. Bakara suresinde arkadaşlar 22. ayet. Hangisini okuyayım Yakup abi? Hangisi fark etmez. Diyanet İşleri'nden gidelim. İstersen Diyanet İşleri'ni oku sürekli. Ya da Tamam. şey, Elmalı sadeleştirilmişi oku. Elmalı orijinal var. Elmalı Sadeleştirilmiş. dur sadeleştirilmişe bakalım. Elmalı meali, elmalı yazır, elmalı. Yok, elmalı orijinal var, bir de meali var zaten. Meali herhalde şeydir, sadeleştirilmiş olandır. Evet, okuyalım burada. O Rab ki yeri sizin için bir döşek, göğü bir bina yaptı. Gökten su indirdi. Onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eşler koşmayın. İbrahim, bu ayetin arkasından hemen Bakara 29. Evet. Devamı şeklinde, çünkü devamı şeklinde. Evet. Elmalı. O ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi. Onları yedi gök olarak düzenledi. O her şeyi bilir. Evet abi. Evet arkadaşlar, şimdi bakın buraya gerçekten çok dikkat edin. Şimdi televizyon televizyon gezen
kendisine profesörüm diyen işte sosyologlar falan, din uzmanları, bunlar çıkarlar televizyonlarda veya kendi minderlerinin üzerinde veya tarikatlarında veya ne bileyim işte vakıflarında çıkarlar, konuşurlar. Bunu büyük bir mucizeymiş gibi büyük patlamaya işaret ettiğini söylerler. Bakın ayet ne diyor? Ayet ne diyor? Bakara suresi 22. ayeti diyor ki o sizin için yeryüzünü bir döşek gibi diyor serdi. Döşek gibi serdi yeryüzünü. Sonra gökyüzünü de bir bina kıldı diyor. Yani döşek gibi diyor düzledi. Sonra yeryüzünü ne yapıyor? Bina kıldı. Yani gökyüzünü de bir bina kıldı diyor. Bakara suresinin 29. ayetine baktığımızda diyor ki sizin için yerde olanların tümünü yarattı. Yaratan odur. Sonra diyor sonra göğe yöneldi. Yani Kur'an'ın Allah'ı dünyayı yapıyor. Döşüyor böyle döşek gibi yayıyor. Üzerini döşüyor. Dağlarını falan koyuyor. Yani onu yaptıktan sonra diyor ki göğe yöneliyor. Göğe. Göğe yöneliyor. Onu da 7 kat olarak diyor bina etti. Şimdi bilim ne diyor? Tam tersi değil mi bilim? Bilim patlamadan başlıyor. Yıldızlara geçiyor. Galaksileri oluşturuyor. Güneş sistemini oluşturuyor ve dünya ve milyarlarca yıl sonra dünyada yaşam başlıyor. Kur'an'ın Allah'ı ne yapıyor? Önce yeri yapıyor. Patlama matlama yok. Bir şey yok daha. Şimdi o ayetlere de geçeceğiz biraz sonra. Yeri yayıyor, döşüyor. Ondan sonra göğe yöneliyor. Evet Yasin Saçmalık. abi, istersen ben burada bir toparlama yapayım müsaade edersen. Evet. İzlediğim belgeseller, ben sürekli belgesel de izlerim. Şimdi bu evrim diyorum. Evrenin yaratılışı konusunda Geek TV Facebook sayfasında da sürekli belgeseller yayınlıyor. Arkadaşlar evrenin oluşum sürecinde zaten bir enerji ve bu enerjiyi bir arada tutan bir karanlık madde diye bir şey var. O da yer çekim. Yani yer çekimi destekleyen bir şey. Karanlık enerjiyi bir arada sıkan tutan bir şey. Bu enerjinin sıkışması sonucunda patlama gerçekleşiyor. Bilimin söylediği bu. Ve patlamadan 380 milyon yıl sonra, bakın 380 milyon yıl sonra, hatta daha da fazla, şöyle söyleyeyim, ilk patlama 13,8 milyar yıl deniyor. Evrenin oluşması ise 13,5 milyar yıl. Bakın evren daha sonra oluşuyor patlamadan. Ve bu patlamadan sonra geçen süreden sonra yani 13,5 milyar yıl önce evren faz değişimine uğruyor. Bir anda bir faz değişimi oluyor evrende. Ve madde ortaya çıkıyor. Madde yani daha önce gaz halindeki her şey gaz ve enerji halindeki şeyler faz değişimi sonucu madde haline geliyor. Madde haline gelmesiyle yer çekimi meydana geliyor. Yer çekiminden sonra bu maddeler bir araya toplanıyor. Tekrar bazı yerlerde enerji ya da güneşleri meydana getiriyor. Bu güneşler ya da gezegenler de daha sonra galaksileri meydana getiriyor. Yani yer çekimi, o yer çekimi ya da karanlık enerji dediğimiz şey topluyor ve galaksileri meydana getiriyor. Ve galaksilerden sonra falan bu şeyler gezegenler ve güneşler meydana geliyor. Bakın süreç ne kadar farklı. Ama Kur'an'ın Allah'ı Yakup abinin de dediği gibi önce dünyayı yaratıyor, sonra göğe yöneliyor. Böyle enteresan. Ama bilim bunun tamamıyla tersini söylüyor. Süreç tamamıyla farklı. Evet Yakup abi, özür dilerim, kestim. Rica ederim. Bak şimdi. Ben buradan bir resim göstersem İbrahim, ekrana verebilir misin şöyle? Tabii ekrana tut abi, şu an senin ekrandasın. Bak şimdi ekrana şöyle bir resim, uzay resmi. Evet. Gözüküyor mu ekranda? Ona gerek yok ya, bak bende var abi. Sende varsa onu bir çıkart, ben bir şey söyleyeceğim oradan. Bak şunu Bak ekranı ben o şöyle aşağı indireyim. Şili'den çekilmiş bir fotoğraf var. Bak burada bir sürü zaten yıldız var arkada. Ha, bak şimdi. Bu yıldızlar dünyadan çekilen fotoğraflar arkadaşlar. Dünyadan çekilen fotoğraflar. Şimdi o yıldızların bir tanesinden fotoğraf çekilse, dünyamızı da içine alan bir fotoğraf çekilse dünyamız o yıldızlar gibi bir tanesi gibi gözükecek. Değil Ya bir mi? saniye ekrana vereyim ha. Tamam. Şu yıldızlardan bir tanesi gibi gözükecek. Öyle değil mi?
Şimdi şöyle kabul edelim. Şimdi şu yıldızların en küçük yıldızı yeryüzü olarak, dünya olarak, yeryüzü diyor ya Kur'an. Dünya olarak kabul edelim. Bakın şu küçük yıldızlardan bir tanesini. Ne diyor Bakara suresinin 129. ayetinde? Yedi gök olarak diyor. Yedi gök, yedi kat gök. O Evet. küçücek yıldızı yer kabul ediyor. Yer kabul ediyor. Toz tanesi kadar olan, zerrecik kadar olan şeyi yer kabul ediyor. Geri kalan evreni de yedi kat söylüyor. Yedi kat. Daha önce bu yedi katı dediler ki atmosfer, hani yedi kat falan denildi bir ara atmosfere. Aman dediler, tamam işte Kur'an'da yazıyor. Bak gördün mü, yedi kat söylüyordu. Yedi kat söylüyordu. Yedi kat geçiyor ilimde de bilimde de. Tam örtüşüyor dediler. Daha tabii o zamanlar 1960'larda falan böyle yayın organları falan böyle yaygın değil. Kimse araştıramıyor, bilemiyor. Büyük patlamadan haberi yok, şu yok, bu yok. Böyle yutturdular. Atmosferin mesela Kur'an okumuyor insanlar ama Mülk suresine geçip de orada en yakın göğü yıldızlarla donattık diyor orada da. İşte insanlar bunu gördükçe, bu resimler çekildikçe, bize ulaştıkça, ya diyoruz mesela en yakın gök, o zaman atmosferi söylüyorlardı ya. Atmosferin en birinci katmanı kaç metredir ya? Orada yıldızların olması gerekir. Yani güneşin, ayın, diğer yıldızların orada olması gerekir. Bundan vazgeçtiler İslamcılar. Ha dediler, tamam bu bir hata. Ya şimdi nedir? Şimdi de diyorlar ki mesela evren yedi kat. Evren. Zaten Kur'an'da da diyor yedi kat yaptık diyor ya. Dünya yer, onun üzerinde yedi kat gök var. Ya ben soruyorum şimdi bütün İslamcılara soruyorum. Yedi yeri yer neresidir? Yer neresidir? Ki dünyaya söylüyorsunuz. Kur'an dünyaya söylüyor yer diye. Yedi kat neresidir? Bir izah edin ya. İzah edin de iman edelim. İzah edin, iman edelim. Yedi kat gök neresi? Şimdi bazıları diyor ki ilahiyatçılar, dinliyoruz şeylerde, YouTube'da falan veya o derslerde söylüyorlar. Yedinci kat gözümüzle gördüğümüz yıldızlar birinci kat diyorlar. Yıldızlar. Arkadaşlar bir yıldızın bize mesafesi, bilmiyorum şu an belki yanlış söyleyebilirim, 4,5 ışık yılı. Bir yıldızın bize mesafesi dünyaya. Sonra en uzak yıldız, bilmiyorum yanlışım olursa arkadaşlar bağışlasınlar, 13-14 milyar Işık yılı. Nasıl birinci kat olacak yıldızların olduğu yer dünyaya? Zaten dünyayı zemin kabul edip diğer evreni kat olarak algılamak cahilliktir ya. Çağ dışı bir düşüncedir. Ne bilime uyar ne akla uyar. Kur'an'ın Allah'ı dünyanın da uzayda bir yıldız olduğunun farkında değil. Farkında değil. Dünyayı uçsuz bucaksız bir düz yazı zannediyor. Onun üzerine bina edilmiş gök. Öyle söylüyor. Evet. Şimdi arkadaşlar ben burada şey ekleyeyim Yakup abiye destek olarak. Burada 7 kat gök denilen şey Kur'an'da geçen şey Muhammed zamanında ya Muhammed öncesinde de söylenen şeyler bunlar. Muhammed bunu bildiğinden dolayı değil. Bunlar mitolojide de geçiyor. Ta Yunan tarihinde de geçiyor. Aristo'ya kadar gidersiniz böyle. 7 kat gök. Çünkü onlar gökteki yıldızlara göre Satürn'ün durumu, Merkür'ün durumu, Venüs'ün durumu bunlar takip ediliyor. Ve bu yıldızlara da isimler veriliyor. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat gibi. Ve buradaki kattaki yer temel alınıyor. Zaten ayette de o. Oradaki yıldızların konumu. Normalde Müslümanların dediği gibi burada işte 7 kat var, bir şey var, bir şey yok zaten. Eğer şeye bakarsanız bazı bilim adamları çünkü göğe çıktığınızda orada hani ben bu sınırı geçtim, bu sınırı geçtim de zaten bir şey yok zaten. Kimisi 5 kat diyor, kimi 6 kat diyor, kimi 7 kat diyor. Bu tamamıyla bundan ibaret ve insanlar böyle isimlendirilmiş. Ve Müslümanlar bunu 7'ye özellikle bu bilimi Kur'an'a kitlemeye çalışan, Kur'an'da mucize aramak isteyenler bu şeyi, olayı 7 kat gök işte Kur'an'da da geçiyor. İşte bilim var. Alakası yok. İbrahim şöyle bir şey Hakikaten var. indirlerdi. Efendim abi. Eğer yedi kat diye atmosfer için diyorsa zaten kendi kendine ele veriyor. Atmosferi yedi kat olarak da 13 kat diyenler de var, 5 kat diyen de var. Orası ayrı.
Bir de birinci katı zaten yıldızlarla donattık diyor. Eğer atmosferden bahsediyorsa o 7 kat diye, o bir sefer çöp. Ona at. Evrende 7 kat diye bir tabir yok. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl? Neye göre 7 kat? Şimdi biz uzay bilimci değiliz, gök bilimci değiliz ama neye göre 7 kat? Evet. Dünyaya göre mi? Dünyaya göre mi 7 kat? Neye göre 7 kat? Nasıl ayıracağız onu? Birinci kat nereden başlıyor? İkinci kat nereden başlıyor? Sonsuz öbür taraf nerede? Ya sonsuz bir boşluk var. Uzay dediğimiz şey değil mi? Sonsuz bir boşluk. Şimdi buradan arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bize bazen diyorlar ki video falan çektiğimizde ya diyorlar ne kadar tekrar ediyorsunuz kardeşim? Aynı konuları tekrar ediyorsunuz diyor. Müslüman arkadaşlara şunu söylüyorum. Siz bunu bana söyleyene kadar siz kendi Kur'an'ınıza bir bakın ya. Bir cümleyi 100 sefer söyler mi bir tanrı? Tek bir cümle. 100 sefer, 200 sefer söyler mi ya? Tek bir cümle ya. Kur'an'ın içerisinde. Çocuk oyuncağı gibi. Sanki çocuk oyuncağı gibi. Buradan birkaç tane örnek vereyim. Diğer arkadaşlar baksınlar İbrahim konuyla ilgili zaten. Bakın ne diyor. Şimdi bir de akla da ters, bilime de ters zaten. Mesela Bakara suresi 107. ayetinde diyor ki bilmez misin ki gerçekten göklerin ve yerin mülkü Allah'ın. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ın. Anladık kardeşim. Dedim mi bunu? Dedim. Devam ediyor. Devam ediyor. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın. Yine Bakara suresi 255. Şuraya bak. Bakara suresi 284. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ın. Şuraya bak. Geri saçmasın. Devam ediyor. Devam ediyor. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Şuraya bakar mısın ya? Ali İmran suresi 109. Yine Ali İmran suresi 129. Aynı surenin içerisinde 10 ayet sonra. Göklerde yerde ne varsa onların tümü Allah'ındır. Devam ediyor. Çocuk oyuncağı. Ali İmran suresi 180. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Devam ediyor. Ali İmran suresi 189. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Devam ediyor. Nisa suresi 126. Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Devam ediyor. Nisa suresi 131. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Ya kafam şişti Yakup abi yeter ya. Şimdi şuraya bakar mısınız? Bize diyorlar ya hani aynı şeyi tekrar ediyorsunuz diye. Şimdi şuradan Abi onu boş ver. Yakup abi Rahman suresi değil miydi abi? Yarısı tekrar zaten. 60 tane ayet. o zaten şiir. Bakın şimdi burada önemli olan şey nedir biliyor musun? Diyor ki yerde gökler ve yer arasındaki her şey gökle yer işte onun arası neresidir? Öyle bir aralık var mıdır? Yani mesela yer ve gökler ve onun arasındaki diyor. Yer ve gökler onun arasındaki yani bir mesafe var. Ona göre bir mesafe vardır. A mesafesiyle B mesafesinin arası. Neredir o mesafe? Hadi başlangıç olarak dünyayı diyor. Yani yer diye dünya. Göklerin sonu nere? İkisinin arası. Çok saçma sapan şeyler var böyle. Yani tekrarlar var. Çünkü Kur'an zaten şiddetle başlıyor. Yani Kur'an kendisine peygamberim diye Muhammed böyle anlatarak kimseye ikna edemediği için şiddete başvuruyor. Şiddet kıyım yapıyor. İnsanları korkutuyor ve ondan sonra da İslam ordularının yaptığı şey hep aynı. Korku ve sürekli yalanla insanları bu şekilde bugüne kadar getirdiler. İşte burada ayetler burada, hepsi burada. Tekrar 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 tekrar. Sürekli tekrar. Bu tekrarlar içerisinde bazıları 19 hesabı yapıyor. Ya kardeşim hepsi tekrar ya. Nasıl 19 hesabı yapıyorsun sen? Değil mi? Onları Tekrarlar çıkarman lazım yani. çıkar at tekrarları. Spam yani. Aynı cümle, aynı ayet. Başka bir surede başka bir şey. Sonra aynı adamın aynı olayını, Musa olayını 4-5 surede anlatıyor. Mesela o şey Semud kavmini 4-6 tane surede anlatıyor aynı şekilde. Bazı Bunları hep yerlere de yanlış tekrar. anlatıyor ama. Efendim? Bazı yerlere de yanlış anlatıyor. Tabii o şimdi mesela bir yalan söyleyen insan bir şeyde yalan söylersem 10 gün sonra 20 gün sonra bana aynı olayı bir daha anlattırdığınız zaman ben onu aynısını söyleyemem ki yalanıdır çünkü. O da Orada öyle. çıkıyor Muhammed'in zaten. de öyle. Muhammed'e geliyor bir tanesi soruyor mesela şu nedir? Semud kavmini sormuş. Anlatıyor. Anlatıyor anlatıyor. E diyor işte deveyi kestiler. Dişi deveyi kestiler. Allah da onları helak etti diyor.
Gidiyor mesela başka bir sureden, Nem suresi olsa gerek herhalde, Neml suresi. Orada da diyor ki dokuzlu çete vardı diyor. O çete diyor şeyi öldürecekti diyor. Peygamber öldürecekti diyor. Allah diyor onların tuzağını boşa çıkarttı. Kendi tuzak kurdu onları helak etti diyor. Çetenin yüzünden diyor yaptı. Yani helak etti diyor Semit kavmine. Dokuzlu çete vardı. Ama diğer surelerde ne diyor? Yok diyor işte deveyi öldürdüler. Dişi deve, kayadan bir deve çıkarıyor ya mucize olarak. O de, deveyi diyor bırakın yesin içsin sulansın diyor. Beraber suyu için diyor. Paylaşın suyu diyor deveyle. Onlar da deveyi kesiyorlar. Allah da onları şey yapıyor. Helak ediyor. Yani öyle. Yani işte abi çok yalan söyleyen adam bir yerde tabii saçmalamaya başlar zaten. Zaten Evet. millet de demiyor mu Yakup abi az önce senin dediğin gibi. Sen efsane anlatıyorsun diye adam 10-15 defa söyler mi ya? Bir defa söyle tamam yani. Kur'an'da bu Tabii kadar de şu nedir şeyler. ya? Şu nedir? 100 tane var İbrahim, 100 tane. Yer ve göklerdekiler Allah'ındır. Yer ve göklerin arasındakiler Allah'ındır. Ya anladık tamam işte. Bir Bakara suresinde söyledin. 22. şeyinde neyse 30-40. Ayetinde söyledim. Bir daha söylüyor, bir daha söylüyor, bir daha söylüyor, bir daha söylüyor. Biz iki ayet iki sefer söylediğimiz zaman tekrar ediyorsun diyorlar bize. Ya senin Allah'ın bir olay 50 sefer söylüyor bir cümleyi. Ama ne diyor bu sefer de tekrar deyince anlamanız için. Bizimki ne o zaman? Şimdi şöyle bir ayet var Yakup abi senin dediğin gibi. Bakın Mülk suresi. Yakup abi az önce biraz da dile getirdi. Mülk suresi 5. Çok enteresan bir ayet. Buraya gelince zaten bütün hepsi kıvırma şeyine giriyorlar. Biz anlamayız diyorlar. Bu kadar basit bir ayete. Kıvırma yöntemleri neymiş? Biz bilemeyiz. Burada ne anlatıldığını bilemiyorlarmış. Yakup abi okuyayım mı? Oku. Andolsun ki yakın göğü kandillerle doğduk. Yakın göğü ne? Kaçıncı katta acaba yakın göğü? Değil mi? Yakın göğü. Yani hemen bir üstümüzde mi? Yıldızlar bir üstümüzde mi? Yani onu açıklayamıyorlar. Diyorlar ki Evet. yukarıya başını kaldır, ne gözü görüküyorsa orası yakın göktür diyorlar. Onları şeytanlar için taşlamalar ekrana geliyor değil mi arkadaşlar ben okurken? Evet. Onları şeytanlar için taşlamalar yaptık. Bakın şeytan için de yıldızlar neymiş? Taşlamalar için yaptık ve şeytan ne diyor? Şeytanlara çılgın alev azabı hazırladık. Yakın gövdeki yıldızlar. Hadi hayırlı olsun. Ne diyeceksin abi bu duruma Yakup abi? Ya şimdi şöyle bu tabii Kur'an'ı yazan adam o zamanki bilgilerle yazıyor. Bunlar yazarken böyle olacağını bilseydi yani böyle bilimin gelişeceğini, insanların uzaya gideceğini, uzayda resimlerin çekileceğini, en küçük yıldızın işte dünyadan kat be kat büyük olduğunu bilebileceklerini kestirmiş olsaydı o ayette bu ayeti koymazdı oraya. Şeytana atış taneleri yaptık diye. Çünkü küçük küçük gözüküyor. Onlar taş gibi şeytanlar atılacak şeyler zannediyor. Öyle yani aşağıdan gördüğü gibi zannediyor yukarıdakilerini de. O şekilde zannediyor, o şekilde yazmış. Bu ayet çok önemli aslında Mülk suresi. Andolsun ki işte biz onların yakın göğü diyor. Ne diyor? Kandillerle donattık, ışıklarla, yıldızlarla donattık diyor, değil mi? Evet. Onları da diyor şeytana atış taneleri yaptık diyor. İşte bu ayet ya şunu okuyan bir insan, şunu okuyan bir insan o Kur'an'a hala Tanrı kelamıdır diye sarılması şeydir yani böyle acayip bir şeydir. Benim çok şeyime gidiyor. Siz diyeceksiniz ki şimdi sen inanmıyor muydun sen? Ben bunları okumamıştım ki. Kimse Yani okumuyor ki. Arapçasını okumuştum ama ben bunların ne anlama geldiğini bilmiyordum ki. Korkuyorduk bile onun sormayı bile korkuyorduk. Çünkü ateşle korku diyor sürekli Kur'an. Bakın arkadaşlar bütün insanlar hemen hemen çocukken elin ayağını yakmıştır. Ateşi tutmuştur yani şöyle. Ateşi tutmuştur, sobayı tutmuştur veya kaloriferi tutmuş, başka bir şey tutmuştur veya çakmağı elini yakmıştır. Ateşten çok korkar insan. Onun için hep Kur'an'ın Allah'ı da ateşle yakıyor. Şimdi biz şahsen ben kendim şahsen çok fakir büyüdük. Çok fakir, fakir dedikçe fakir yani. Bir şey yoktu yani şeyimizde yaşadığımız yerde hiçbir şey yoktu. Ne elektrik vardı, ne su vardı, ne gaz vardı. Hiçbir şey ama hiçbir şey yoktu. Üstelik kibrit de yoktu. Kibrit. Ateş, ocaklar vardı. Ocakların arkasına hayvan zibili koyarlardı. O sabahlara kadar yanardı, sönmezdi hiç. Oradan ateş getirirdi diğer komşular. Yani hayvanı olandan ateş alır gelirlerdi. Benim kendi büyük kız kardeşim komşudan ateş getirirken rüzgarlı bir havada yandı öldü arkadaşlar. Yani ateşten yandı öldü. Bu ateş
İnsanların en korkulu şeyi. Zaten bir de fakir insanlar, bir de ateşle yakmayla korkuttuğun zaman işte bunun var ya, bunun Türkçesini bile sormaya korkuyordum. Bundan dolayı camilerde, şurada burada, tarikatlarda hiç kimse soru soramaz. Soramaz ya. Çünkü bir de bunun arkasından şeytan vardır. Onu da ateşten yaratır bak, korkutmak için. Şeytan da ateştendir. Şeytan çok suratlıdır. Şu Allah'ın garipliğine bakın ya. İnsanı yaratıyor. Şeytana diyor ki buna secde et diyor. Şeytan ona secde etmeyince onu lanetliyor yani. Lanet ediyor ona. Atıyor şeyinden, makamından atıyor. Ve şeytan diyor ki bana izin ver de insanın arkasına takılayım diyor. Onu yoldan çıkartayım diyor. Allah da ona izin veriyor. Git insanı yoldan çıkart diye. Şimdi ondan sonra insana diyor ki şeytana uyma diyor. Bak şimdi saçmalığa bak ya. Şeytana öyle bir surat vermiş ki saniyede milyonlarca kilometre gidiyor. Bir insanın içerisine giriyor. Bak şimdi. İnsanın içerisine giriyor. İnsanı delirtiyor. Geçen bir video seyrettim. Adam cin çıkartıyor. Cin çıkartıyor bir kadını. Kadını koydu oraya. İbrahim'i içine attı, Muhammed'i içine attı, Salih'i içine attı. Hepsini içine attı o peygamberlerin. Kadının içerisine attı. Ondan sonra kadını sıktı dedi. Kim? Kaç tane şeytan var içerisinde? Söyle bakayım. Güya şeytanı konuşturuyor. Kaç kişisiniz lan diyor. Yakacağım hepinizi. Kadın dile Evet. gelmiştir kesin. Kadın dile geldi. Orada şeytan konuşuyor İşte onun yerine. oluyor. Kadın. Şeytan konuşuyor onun yerine. O diyor ki 50 kişi. Söyleyin lan diyor. Kim gönderdi sizi? Ha yok. Önce diyor ki kime inanıyorsunuz? Söyleyin lan. Söyleyin. Kadın söylemiyor bu sefer. Dişlerini sıkıyor. Ya kurgu. Ağzını açın diyor. Sakinleştirin. Kadının ağzı açılıyor. Sakinleşiyor. Söyle bakalım diyor. Neye inanıyorsunuz? Şeye soruyor. Cinlere soruyor işte. Şeytan girmiş ya kadının içine 50 tane. Kesin Ondan Muhammed neye inanıyorsunuz? Diyorlar ki ateistlik diyorlar. Ateistlik diyorlar. Ha hepiniz mi ateistsiniz lan diyor. Hepiniz ateist. Hepimiz ateistiz. Kim gönderdi kim sizi? konuşuyor acaba bir de bu cinler ya? Cinler ne adam konuşuyor. Kulağına bir şey söylüyor. Hemen Kur'an'dan Hayır ayet hayır okuyor. cinlerin farklı bir mesela dünyada o kadar dil var. Acaba o adamın anladığı dilden niye konuşuyor bu cinler? Arapça mı İşte mesela? yani o adam işte öyle. Bak şimdi. O da şey yapıyor. En sonunda diyor ki çıkacaksınız buradan. Bir daha girmemek şartıyla. Buraya girmemek şartıyla çıkacaksınız diyor. Şimdi 50 tane şeytanı, bak 50 tane şeytan kadının içerisine girmiş. Diyelim ki inanç. Hadi öyle. Yahu sen Allah'sın. İnsanı sınava tabi tutmuşsun. Ondan sonra da insandan kat be kat güçlü, yetenekli, hız sahibi, her tarafa girip çıkabilen bir şeytan koymuşsun arkasına kardeş. Ya öyle bir Sen şeytan ki Yakup abi sözünü geçiyorum. Muhammed'in ağzına Necim suresini yani dayıyor peygamberlerin adı, ayet de var işte o konuda diyor ki ya. senden önce hiçbir peygamber yok ki şeytan ona diyor şey yapmasın, yaklaşmasın, onu azdırmasın. Evet. Yani Evet, kaç sure peki? bütün peygamberlerin ağzına da giriyor. Bu kadar güçlü bir varlığı sen insan arasına göndermişsin. Ondan sonra da insana diyorsun ki dürüst ol. Nasıl dürüst olacak insan? Nasıl sana secde edecek değil mi? Yani Peygamberleri yönetiyorsa bu şeytan demek ki normal insanlar zıvanadan çıkar abi. ya mantık alacak bir şey değil. Arkadaşlar gerçekten yani bunu düşünürken bizi takip eden arkadaşlara söylüyorum. Kalbinizde hiç şüphe olmasın. Ama hiç şüphe olmasın böyle bir şey yoktur. Kur'an Tanrı kelamı değildir. Hiç unutmayın bunu. Kur'an ilkokul seviyesi zekasında bugünkü çoğu insanların ilkokul zekasının seviyesinde bile değil. Okuduğun zaman, Türkçesini okuduğun zaman gülüyor insan ya. Gülüyor, gülüyor. Kahkahayla gülüyorum ben bazen. Hanım diyor ki ne İşte ben oldu diyor. görünce sinir oluyorlar abi. Ben yayında bir de şey yapıyorum ya okuyorum ya çok komik oluyor. Acayip sinir oluyorlar böyle. İşte şimdi onu müziksi bir şekilde, şiirimsi bir şekilde okudular. Hep kulaklarımıza okudular, doldurdular. Şimdi Türkçesini okuduğumuz zaman şok oluyoruz. Bu nedir ya? Böyle şey mi olur diyorsun yani. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Derdimiz, çabamız insanlarımızı, halkımızı buradan kurtarmak. Buradan kurtarmak. Onun için bunu bütün arkadaşlar anlatsınlar ya. Ayetler açsınlar, anlatsınlar arkadaş. O ilahiyatçılar var ya, o köşe başlarında duranlar, böyle kendi kendilerine şey yapanlar. Ben aslında var ya, istiyorum ki onlarla karşılaşmak istiyorum. Şimdi biraz sonra İbrahim oraya geleceğiz. Şeyde diyor ki yani hani bu 6 günde yarattığını söylüyor. Yani yeri 4 günde, gökleri de 2 günde yarattığını söylüyor. Ayetleri bulalım onları. Onun Fuzulet üzerinde galiba değil mi? Fuzulet.
Fuzulet olması lazım. Fuzulet 9'dan itibaren. Sinler de var. Yine Bakara suresinde falan da var. Neyse birini Ya bulalım. bu birçok yerde de geçiyor zaten. Dur yayına vereyim Yakup abi. Evet arkadaşlar yayına geliyor mu? Evet Fuzulet suresi 9'dan itibaren okuyayım mı Yakup abi? Ekleyeceğim bir şey var mı? O çok önemli. O sureler, bu ayetler de çok önemli. Gerçekten arkadaşlar bu ayetleri iyi bilirlerse şeyde çok etkili oluyor. Yani böyle tartışmalarda bazen çünkü çok yamukluk yapıyorlar. Kelimeleri değiştiriyorlar meal ederken, tefsir yaparken o kelimelerle oynuyorlar. Onlara dikkat çekmek isteyeceğiz şimdi. Evet, şimdi arkadaşlar ben Fuzulet suresinin 9. ayetinden itibaren okuyorum. Siz yeri 2 günde yaratan mı? Siz yeri 2 günde yaratanı mı inkar ediyor ve ona eşler koşuyorsunuz? Bakın yer 2 günde yaratılmış. O alemlerin Rabbidir. Vay be gitti bizim çöp gibi de şeye inanıyorlar ya Yakup abi. Big Bang'e. Adam baksana burada ilk göğü şey yaratmış. Yeri yaratmış. Big Bang falan boş ver. Evet. 9, 10. 9'u okuduk. 10 ne diyor? Yeryüzüne üstünden ağır baskılar, dağlar yerleştirdi. Onu bereketli kıldı. Arayıp soranlar için gıdalarına tam 4 gün içinde yetiştirmesi kanununu koydu, takdir etti. Evet. 11. ayet. Devam ediyoruz. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Bakın ilk önce yer, sonra göğe yöneliyor. Sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi. Ona ve yeryüzünde isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. İkisi de isteyerek geldi. 12'de mi okuyalım? 12'de okuyalım. 12 ne diyor? Böylece onları 2 gün içinde 7 göğe tamamladı. Onları yani yeri ve göğü herhalde. Yedi, ne diyor? Böylece 2 günde yani yeri ve göğü 2 günde yapmış herhalde. Böylece onları 2 gün içinde 7 göğe tamamladı. Her göğün işini kendisine bildirdi. Yakın göğü ışıklarla donattı. Işık arkadaşlar. Ve bozulmaktan koruduk. Hayırdır bu yoğurt mu da bozuluyor? İşte bu bilinen güçlü olan Allah'ın kanunudur. Evet Yakup abi. Ya şimdi bak orada ne diyor? 9 ve 10. ayetlerde işte o yeri yapıyor. Yeryüzüne sabit dağlar dikiyor. Orada bereketli işte toprak bitkileri hallediyor 4 gün içerisinde. Aslında 8 güne çıkıyor da onu İslamcılar diyorlar ki işte onunla beraber yani o 2 gün yaratma 2 günde bu dağlar taşlar işte meyve ağaçları falan onlar hepsi 4 gün diyorlar. Tamam öyle kabul ederim. 4 günde bunları yapıyor. 11-12'si çok önemli. Ne diyor bak şimdi? Sonra duman halinde olan göğe yöneldi diyor. İkisine de gelin dedi. Kime diyor? Dünyaya diyor, yere. Yere diyor bir de diğerlerine yani göklere. İkiniz de gelin diyor. Gök o zaman duman halindeymiş. Duman halindeymiş. İkiniz de gelin dedi. Onlar da isteyerek istemeyerek geldik dedi. İsteyerek geldik dediler diyor. Ondan sonra işte o göğü 7 kat halinde 2 günde yapıyor. Bak arkadaşlar şimdi. 2 günde. Dünyayı ne zaman yapıyor? Ne kadar sürede yapıyor? 4 günde. Dünya demin bir şey gösterdi. İbrahim değil mi? Bir fotoğraf gösterdi. Bir parça. Küçücük bir parça. Yani evren içerisinde bir toz. Şöyle düşünün yani. Bir ufacık bir taş. Dağ eteğinde bir taş. Ve kocaman bir dağ. Bir insan düşünün o taşı bir yere götürecek veya taşı şekillendirecek. 4 gün çalışacak taşa. Dağı yapmak için 2 gün, 2 gün çalışacak. Böyle bir şey yani. Aynen böyle bir şey. Şimdi aklı olan insan şimdi şeye bir soru soruyor. Mesela o TRT'de olsa gerek. TRT'de bir soru soruyorlar o şeye. Neydi? Bosnalı bir uşak var. Profesör olmuş o da ya. Ha, Cener Aslaman. Onu bulabilirsen İbrahim çok güzel olur. Onu arkadaşlar bir dinlesinler. Diyor ki Toslaman mı? Videonun adı ne ama? Videonun adını bulmam lazım. kadın soruyor. Diyor ki yer ve gökler yani evren 6 günde mi yaratıldı? Soru bu. Orada ne diyor? Diyor ki hemen şekli değiştiriyor işte yerde 7 kat yarattık bilmem neydi falan falan diye mevzuyu dağıtmaya çalışıyor ve şunu söylüyor. Diyor ki gün aynı zamanda da devre olarak anlaşılır diyor. Devre, dönem, devre, evre olarak anlaşılır diyor. Ya bu bir sahtekarlıktır, namussuzluktur ya. Namussuzluktan başka bir şey değildir. Şimdi İbrahim istersen
O videoyu bulursun, hani dünya evren kaç günde yaratıldı dersen çıkar o. Evet, Evren kaç arkadaşlar da günde arasında yaratıldı? bana link atın arkadaşlar chat kısmından ben bir bakayım. Kaç günde yaratıldı dersen oradan çıkıyor. Diyor ki gün diyor evre anlamında, dönem anlamında, devre anlamındadır diyor. Evet. Şimdi Şimdi arkadaşlara bir önerim var. Bakın şimdi bizi izleyen arkadaşlara. Arkadaşlar elimizin altında Google diye bir şey var. Bir hazinedir bizim için. Hazine. Şimdi Arapça, Türkçe oraya yazın. Gün, 2 gün diye yazın. O kelimeyi alın. Arapça kelimeyi alın. 2 gün kelimesini. Ondan sonra o kelimeyi getirin. Ayette geçen o kelimeyi bulun ve karşılaştırın. Hiç birbirine uymaz. İki elbette ki uyacak iki ama gün ile evre, devre ayrı ayrı kelimelerdir. Ya bu kadar namussuzluk yapıyorlar. Yakup abi, şuradaki videolardan hangisinde? Şu yukarıdaki. Birinci mi? Birinci. Tamam, Orada dinleyelim net arkadaşlar. soruyor bak. Net soruyor bak. Dinliyoruz arkadaşlar. Dur bakalım Caner Toslaman nasıl bir cevap verecek? Ses geliyordur umarım. Haşa ben inanıyorum ama diyor. Kün feyekün. Ol deyince olur ama neden 6 gün? İnsan düşünüyor. Allah'ın Bir kere şöyle bir şey soracağım. 6 gün diyor mu? Kur'an'da gün, yevm kelimesi Kur'an boyunca baktığımızda dönem anlamına da gelir. Bizim bildiğimiz biliyor gün musun? olduğu için Evet. gün anlamına da gelir. Bak şerefsize bak. Mesela 50 bin yıl. Haysiyetsize bak. Onursuza bak. Ses az diyor arkadaşlar. Arkadaşlar sesi şuradan durun bakayım. Sistem sound'u diye yükselteyim sesi. Buradan belki rahat duyabilirsiniz. Evet, bir daha duyun arkadaşlar. Kelime bir daha duyun. Haşa ben inanıyorum ama diyor. Kün feyekün. Ol deyince olur ama neden 6 gün? İnsan düşünüyor. Allah'ın Bir kere şöyle bir şey soracağım. 6 gün diyor mu? Kur'an'da gün, yevm kelimesi Kur'an boyunca baktığınızda dönem anlamına da gelir. Bizim bildiğimiz gün de bir dönem olduğu için gün anlamına da gelir. Şuraya bak ya, şuraya bak ya, şuraya bak. Durdur İbrahim orada, durdur ya. Şuraya bak ya. Bunu dinlediğim zaman var ya tüylerim ayağa kalkıyor ya, domuz görük gibi ya. Şuna bakın ya, şuna bakın, şunun terbiyesizliğine bakın ya. Bu bilim insanları, Türkiye'deki bilim insanları, aydınım diyen insanlar, onların da suratına tükürmek lazım ya. Şu arkadaş bu bunu konuştuğu zaman, bu bunu konuştuğu zaman bütün insanlar karşı çıkması lazım ya. Nasıl diyebilirsin sen ya? Nasıl diyebilirsin gün ile evre aynıdır, dönem aynıdır diye? Nerede yazıyor? Var mı böyle bir şey? Dönem demek, evre yani devre demek 10 yıl olabilir, 20 yıl olabilir, 100 yıl olabilir bir devre, bir dönem. Ama gün belirli bir şeydir ya. 24 saati olan bir şeydir. Kur'an'daki geçen gün onu söylüyor. Onu söylüyor. Tevrat'ta, İncil'de açık açık net net yazıyor. Hatta pazartesi, salı, çarşamba diye de devam ediyor. Yani net de Allah diyor yaptı işte bunu diyor. Hoşuna gitti. Sabahleyen de şu olsun dedi. Onu da yaptı. Bunu Evet, da diyor salı bak. günü bir yeri yapıyor. Çarşamba günü başka bir yeri yapıyor. Yani şimdi şunu Evet. saptırmasına bak ya. Eline ne geçiyor bunun halkı böyle kandırdığı zaman, yalan söylediği zaman halka ya. Bu bilmiyor mu yani? Bu kadar mı öküz? Orada gün olduğunu adı gibi biliyor. Ama sahtekarlığın boyutu yok bunlarda. Yakup, Utanma yok ki. adam tribünlere oynuyor. Yiyen kitle çok çünkü. Utanma yok ki. İşte biz de bunları açığa çıkartmamız lazım. Arkadaşlar yardımcı olması lazım. Videolarımızı kendiler de video yapsınlar. Gitti her yerde korkmasınlar, anlatsınlar arkadaşlar. Videoları paylaşın, anlatın. Bak bu bir sahtekarlıktır. Yani adamın yaptığı sahtekarlık ya. Resmen gün ile diyor devre aynıdır. Aynıdır diyor. Güya şimdi niye bak? Soru çok önemli İbrahim. Orada bir tanesinin sorusunu kadın söylüyor. Diyor ki ben inanıyorum ama diyor. Yani inancımda tamam. Ama hemen Allah diyor ki ol deyince oldurur. Niye 6 günde yapsın? Bir bu. İkinci soru. Can alıcı soru. Yahu sen zerre kadar demin ki dediğim gibi ufacık taşa 2 gün uğraştın. Dağa şey 4 gün uğraştın dağa kocaman dağa 4 gün uğraşıyorsun. Bir de Allah katında zaman yok diyorlar ya. İşte zaman sana. Al zaman. 2 günde 4 günde dünyayı yapıyor, yönetici yapıyor. 2 günde de büyük evreni. Evreni yapıyor. Ne yazık ki evren de hala devam ediyor genişlemeye falan. Durdurmamış öyle. Ya evren hala şekilleniyor. Onun yaratılışı bitmiyor ki. Onu diyorum ya işte. Nasıl oluyorsa bu da hep devam ediyor. Başka yıldızlar çıkıyor. Bak şimdi mesela bilim adamları, bilim insanları diyor ki
Bu gördüğümüz, şu anda alttan gördüğümüz diye yıldızlar bu anki mevcut olan yıldızlar değil. Değil tabii canım. Aa Yakup abi, o gördüğün yıldız yani biliyordur belki arkadaşlar da, bizden ta kaç milyar yıl önceki yıldız. Biz ışığa ikinci Yani yeni geliyor. işte öyle diyorlar. Bazıları diyor ki mesela çık yükseklere doğru git. Osmanlı canlı seyretmek istiyorsan. Ha, doğru. Yani şimdi arkadaşlar gerçekten akıl var, mantık var. İnsan soru sordukça düşünür ya. Soru sordukça düşünür. Bak adamın sormasını soruyor. İnsanlar inansa da soruyor. Neden 6 gün? Neden? Var mı diye soruyor. Vardır diyemiyor. Ya sorun burada işte. Biz diyoruz ki vardır. 6 gün diyor. 4 gün dünyaya çalışmış. 2 günde bütün evrene çalışmış. Bu mantık sana uygun mu? Sorduğum zaman adam diyor ki uygun değil bu mantık. Araştırmam lazım diyor. İşte böyle girmemiz lazım halkın içerisine. O inançlı arkadaşlara buralardan girmemiz lazım. Yoksa şimdi o bazı şeyleri mesela kendisinin de zaafıdır. Kadın zaafı. Muhammed 4 kadın almış. Alsın diyor. Ne var yani? Onda da bilimsel bir mucize vardır kesin canım. Buralardan bakmamız lazım. Yani hani diyorlar ya işte bilimle örtüşüyor falan. Hadi buyur açıklayın kardeş. Hadi. Buyurun açıklayın. 4 günde evreni yaratıyor. İşte dünyayı 2 günde de evreni yaratıyor. Nasıl oluyor bu iş? Bir de Big Bang ne oldu o zaman? Bir de Big Bang'e de inanıyorlar. He, ona da inanıyorsun, ona da inanıyorsun. Ne oldu? Hangisi doğru? Yani işte bunları anlatmamız lazım insanlarımıza. Yani bunu tekrar tekrar da anlatmamız lazım. Şimdi hemen şey değil yani böyle birdenbire bir günde olacak bir iş değil ki. Adam önce zaten reddediyor anlattığın şeyleri top gibi böyle vurur duvara geri gelir ya. Duvarda yapıştırmıyor top. Vuruyorsun geri geliyor. Bu da Müslümanlar da öyle. Kur'an'la ilgili dinle ilgili bir şey deyince adam geriye tepiyor. Ya küfür ediyor ya da öyle bir şey olmaz diyor. Ama biz yine anlatacağız. Yine anlatacağız. İbrahim biraz devam et. Kesildim. Evet. Şimdi Gaşiye suresinde de böyle bir şey var. Dur bakayım. Gaşiye 20 idi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi arkadaşlar Gaşiye 20. Evet. Şimdi arkadaşlar evrenin oluşum sürecinde kitapta yazdığıyla hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Bunu birçok kişi de biliyor. Yani bilim insanları biliyor. Okullarda maalesef bunu adam gibi öğretmiyorlar. Bir de insanlar bilime vakıf olmadığı için, çünkü Türkiye'de belgesel kanalları falan ücretlidir yani. İzleyemezsiniz. Bunlar okulda da adam gibi öğretmezler. Dini dersi zorunlu yaparlar. Bilimsel dersleri daha seçici yaparlar. Ya da seçmeli yaparlar. Ya da öğretmezler. Çünkü eğitim veren öğretmenler bile zaten din kisvesi altında. Çünkü onlar da dini şeye bağlı. Çünkü her şeyi Kur'an'a uyduracaklar. Her şeyi mucize, Kur'an'daki mucize uyan şey yaptıkları için kolay kolay anlatmazlar zaten. Buna anca oturursunuz televizyonlardan izlersiniz. Anca oturursunuz. Ulaş kardeşim teşekkür ederim. Uzun zaman sonra senden destek almak çok güzel. Ve bu sadece bilimsel şeylerde, belgesellerde izlediğiniz zaman öğreneceğiniz şeyler. Maalesef okullarda öğrenemezsiniz. Ama televizyonlara çıkarlar. Bu az önce gösterdiğimiz Zat-ı Muhterem Caner Taslaman her zaman program program geziyor. Sürekli TV8'de ne bileyim ne haberde habere Evet geziyor. evet bütün kanalları gezdiriyorlar, bütün kanalları. Ha, gezdiriyorlar. İnsanlara güzel güzel masal anlattırıyorlar. Anlat, anlat, çık anlat. Gel işte şu konuda ne diyorsun? Adam bilim adamlarından çok bu adamın televizyona çıktığını görürsünüz. Kanal kanal gezer, parayı cebine indirir ve özellikle Ramazan ayı gelince zaten hat safhaya çıkar. Zaten görüyorsunuz ve insanları uyutmaya devam. İnsanlar uyanmasın. Ben o yüzden yayınlarımda diyorum arkadaşlar araştırın, belgeseller izleyin. Bakın ben bile yani bizim Geek TV Facebook hesabına falan oradan şey yükliyorum. Belgesel yükliyorum ki ben izlediğim şeyi sizlerle de paylaşayım. Öğrenin. Böyle sahtekarlara, şarlatanlara inanmayın. Hepsi ayrı telden çalıyor ve Kur'an'a ayakta tutmaya çalışıyor. Hepsi de farklı düşünüyor. Enteresan yani. Biri başka bir şey düşünüyor, başka biri bir şey düşünüyor. Allah Kur'an ayeti gösteriyorsun. Adam diyor ki onu ilerleyen zamanda anlayacaksın. Az önce mülk 5'i verdik. Bunun sen ilerleyen hayatı neresinde anlayacaksın? Lan ben ölmüşüm gitmişim zaten. Anlasam ne olur, anlamasam ne olur? Yani nasıl bir şey gelip burada bu kitabı insanların aklına uygulamaya çalışıp kendinizi haklı gösterip Kur'an'ı
ve Kur'an'ın yaratıcısını insanlara cicili bicili gösterip bunu içinde tutmaya çalışıyorsunuz. Sürekli cehalet yapıyorsunuz insanlara. Sürekli cehalet. Bakınız ben şimdi şeyi göstereyim size. Gaşiye suresi. Bakın burada ne diyor? Gaşiye suresini okuyalım. Bakın arkadaşlar, Gaşiye suresinde ne diyor? Bakalım siz düşünün, siz karar verin. Bakın Gaşiye suresinin 20. ayeti 17, 18, 19, 20 ne diyor? Bu insanlar devenin nasıl yaratıldığına, deve arkadaşlar nasıl deve ya, ne deve? Deveden başka hayvan mı yok? Niye deve mesela? Arap'ın kültürü olduğunu buradan da görebiliyorsunuz. Deve diyor ya adam, deve. Deve. Gidip kutup ayısından bahsetmiyor burada. Deve. Devenin nasıl yaratıldığına, göğün ve göğün nasıl yükseldiğine, göğ yükseldi mi arkadaşlar? Bilimsel şeyleri takip eden insanlar nedir? Göğ yükseldi mi abi? Demek ki adam Arap'ın tanrısı Muhammed'in kendi kafasındaki o hezeyanı ona göre göğ yükseldi zannediyor. Yerden başladı her şey. Göğün nasıl yükseldiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayıldığına, hani döşedi, yayıldı, görüyor musun? Bir bakmazlar mı? Baktık işte ne oldu? Çöktün işte. Bunu 7. asır Bedevi'si bunu yiyordu yani. Bilmiyordu. Bilim yoktu. Ama ben Tur suresi 5'i de aç. Tur suresi 5 bu ayete destek. Tur suresi 5. Tamam abi. Tur suresi 5. Bak şimdi görüyor musunuz? Ne kadar saçmalıkları insanlara yedirmeye çalışıyorlar. Madem 7 gök diyorsun işte, Kur'an'ı aklamaya çalışıyorsun, çıkar şu ayetleri, hepsini birden göster. Madem dürüstsünüz, o Cenar Taslaman gibi insanlar dürüstsünüz, çıkın şu ayetleri teker teker milletin gözüne sokun, ondan sonra gidin insanlara anlatın bunu. Kendi hezeyanını anlatıyorlar. Tur suresi 5 okuyalım. Bayağı da şey yükselmiş, yükseltilmiş tavana diyor burada. Tavan, gökyüzü tavan arkadaşlar. Evet. Baydras konopi rise the height. Tepeye. Demin söyledin ya İbrahim, demin söyledin ya yerden yükseltmiş şey diye. Hı-hı. Burada da zaten ona da yemin ediyor işte Tur suresi 5'te yükseltilen tavana diyor, tavan. Yani yer taban, taban. Taban olmayan bir şeyin tavanı olur mu? Öyle abi, işte zaten döşedik düz. Adam zaten şey zannediyor, yukarı düz, aşağıda düz. İşte aşağıdan diyor. Bak Big Bang'e uyuyor mu bu? Patlamaya uyuyor mu? Alakası yok abi. Zaten diyor ya yerden başladı diyor. Göğe yükseldi. Yükseltilmiş tavana andolsun ki. Yani tavan olarak yükseltmiş oluyor gökü. Daha sonra zaten o bazı ayetlerde var. Rahman suresi 7'de falan orada da geçer. Enam orada suresinde geçiyor abi. En çok bak bir dakika ben onu göstereyim arkadaşlar. Enam suresinde bunlar diyorlar ya. Enam suresi 30. Yakup özür dilerim kestim. Bakın arkadaşlar. Enam suresinde 30'da ne diyor? Bunlar orada Big Mac var diyorlar ya. Bak. Ne diyor? Rablerin huzurunda bulundukları vakit bir görsen dedikleri bu Enbiya mıydı? Enbiya mıydı? Enam mıydı? Enbiya'ydı galiba. Enbiya. Enbiya 30'du herhalde. Tamam yanlış baktık galiba. Ha bak. İnkar edenler gökler ve yer yapışıkken. Gördünüz mü? Birbirine yapışık. Öyle diyor. Yapışık. Düz. Böyle görüyor. Efendim Yakup abi. Evet. Onu o yapışık olanı göya hani patlamadan sonra evrende bütün yıldızlar oluşuyor ya. Onu oraya şey yap, utanmadan ya sıkılmadan bu ayet oraya yamıyorlar. Ya peki, şöyle olsa Yakup abi. Biraz düşünse bak şimdi yapışık olan bir şey farklıdır. Yapışık olan şöyle bir şeydir. Mesela evren nedir? Karışıktır. Yani bütün şeyler maddeler karışık. İlk önce bile gaz halinde bunlar karışık. Sonra yer çekimi meydana geliyor. O kütle çekimi bu şeyi topluyor işte evrenin ve gezegenler oluşuyor. Ve ondan sonra da zaten o galaksiler oluşuyor evrenin verdiği şeyle, ivme kuvvetiyle. Neyse, şimdi böyle bir şey varken şimdi çorba şeklinde desen anlarsın yani. Bu yapışık diyor. İki şeyin birbirine yapışması demek bu. Şöyle bir şey. Yani burada çorba demesen anlarım. Karışıktı de bari yani. Onu da demiyorsun. Öyle. Öyle. Bakın burada apaçık söylüyor zaten. Baktığınızda burada Big Bang'i nasıl çıkartıyor biliyorsun. İnkar edenler gökler ve yer yapışıkken onları ayırdığımızı. Çünkü Muhammed öyle düşünüyor. Yer ve gök yapışık. Arada da şeyler oluştu işte. 7 tane evre oluştu. Yıldızları da hemen onların içine koydu. Öbür tarafında ne var bilen yok yani. Onları ayırdığımızı, bütün canlıları sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi? Canlıların hepsi sadece sudan meydana gelmez. Atomlardan meydana gelir. Atomun en küçük parçası da
Sudan oluşuyor, hidrojenden, oksijenden oluşur. Bir sürü var. Karbondioksitten oluşur. Sadece suyla alakalı değil. Sadece suda yaşayan canlılar da var. Mesela göktaşların içinden gelen şeyler var, bakteriler var. Anlatabiliyor muyum? Yani tek suya bağlı değil. Sadece canlının yapı taşlarından birisidir su. Bu ve sadece suyla da olmuyor yani. Evet, Zaten Batu abi, Tur Suresi 5 okuyayım şöyle bir yeniden. göklerle yer diye ayırmak evrenin içerisinde, yani o demin gösterdik, bir tek yıldızı bir tarafa koymak, yani dünyayı bir tarafa koymak, diğerlerini, bütün evreni bir tarafa koymak, öyle ayrım yapmak zaten akıl dışı, mantık dışı bir şeydir yani. Bu mümkün değil, bunun izahı mümkün değil. Tabii. Benim kızdığım şey, bu koca koca adamlar okul okumuşsun ya, halkın vergileriyle sen okul okumuşsun. Pezevenk. İnsanlara çık, doğruyu söyle. Böyle şey olur mu ya? Gülme İbrahim, ben böylesi insanlara pezevenk, alçak, namussuz derim ya. Çünkü Yok, sen o güzel konu geldi. insanların, Bir bak, takipçi diyor ki. fakir insanların parasıyla okuyorsun sen ya. Evet. Onların verdiği vergiyle okuyorsun ya. Utanmıyor musun insanları kandırmaya ya? Neyse, onu söyle. Okumuşsun sen. Madem ki bu da şey, sosyoloji profesörü mü ne? Kur'an sosyolojisi, yani din Felsefe sosyolojisi. profesörü bu. Felsefe, Felsefe. din felsefesi, felsefe değil. Normal felsefeci değil. Normal felsefeci akıllı olur. Bu din felsefecisi. Ha, Edip de felsefeci bu arada, biliyorsun. Ve o da din felsefecisi işte. Birbirinin adamları bunlar. Ya demin güldüm, şeye güldüm. Bir tane arkadaş şey yazmış. Ya diyor, Yakup abi pezevenk deyince yarılıyorum gülmekten. O aklıma geldi. Ya doğru söylüyorum ya. Gerçekten yani ayıp ya. Ayıp. İnsanları yani kandırmaya ne gerek var arkadaş? 3-5 kuruş para alacaksın oradan diye çıkıyorsun, yalan söylüyorsun ya. Bir Ya de ünlü mü arıyorsun? ne Çolak şey bir neydi ya, Çolak, ne Ekrem Çolak mı diye, ne bir Çolak bir adam var böyle, bilim Sörün'de falan, bilim adamı, Türk bilim adamı. Programa çıkardılar. Cener Taslaman da var o programda. Cener Taslaman dedi ki, evren dedi matematiksel bir düzenden oluşmuştur dedi. Ondan sonra işte böyle bir düzen vardır, mükemmel bir düzen vardı dedi. Orada o bilim adamı, bizim o Sörün'deki bilim adamı, bizim Türk bilim adamı, ya dedi ne diyorsun sen dedi ya. Ne dedi, oradaki matematiği dedi biz koyuyoruz dedi. Oraya Allah matematik koymuyor dedi. Böyle kıpkırmızı oldu. Ya işte sonra adam kızdı orada. Dedi ki, ha Can Koçak mı? Yok, yanlış söylüyorsunuz. Neyse. Adam kızdı. Ya dedi, bilim adamlarıyla dedi, böyle dedi ilahiyatçıları bir araya getirirseniz dedi, saçma bir program çıkardı. Sinirlendi adam yani. Yani. Adam masal anlatıyor millete ya. Masal. Evet, şimdi Ekrem abi diyorum ya, neyse Yakup abi. Bakın şu ayeti, az önce dediğin ayeti baştan sona okuyalım bir de yarıda kalmasın. Tura yayılmış ince deri üzerine satır satır dizilmiş kitaba. Mamur bir ev olan Kabe'ye. Yükseltilmiş tavan gibi göğe. Kaynayacak denize. Andolsun ki deniz kaynayacakmış. Hadi hayırlı olsun. Kim kaynayacak acaba? Rabbinizin azabı hiç şüphesiz gelecektir. Yükseltilmiş tavana arkadaşlar, bakın tavan. Gök bile düz arkadaşlar. Bildiğiniz o gök düz aslında. Siz böyle bakmayın yani. Kubbe. Yani Camiler onun için de kubbemsi yapıyorlar işte. Kubbe. evet. Şimdi Camilerin bütün tavanları kubbe şeklinde. O ona uygun yani. başka bir ayete geçelim. Bakara suresini okuduk. Ali İmran 113, 133 var Yakup abi. Okuyalım mı? Evet. Okuyalım tabii, o da önemli. Bakara makara diyor ya bizim bakanlar. Bakara makara. Devleti mahvettiler bu dinle, imanla. Bakara makara diye. Adamlar millete din satıyor. Kendileri telefonda O dalga geçiyor. Ali İmran suresi 133 de çok ilginç İbrahim, onu da oku. Bak, Müslümanların gideceği cennetin ucu bucağı yok. Evet, okuyalım şimdi. Ekrana geliyordur umarım. Herhalde geliyor. Evet. Yoksa Yakup can verirken sizler yanında mıydınız? Yakup abi sen burada mısın ya? O yüzden mi ayeti verdin yoksa? Bakara 133 mi okuyoruz? Yanlış değil. Yoksa Yakup'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediği onlar da senin ilahına ve ataların, aha ben de çıktım, İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız
dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyorsunuz? Evet Yakup abi. Ya mantık var mı şurada hiç? Kim bulunuyor orada hazır? Evet. Onlar öyle konuştuğunda, onların öyle konuştuğunda, onlar 300 sene, 500 sene, 1500 sene olmuş ölmeli öleli. Peki Muhammed'in döneminde yaşayan insanlar nasıl hazır olsun onun konuşmasını dinlesin ya? Yani. Değil mi? Şimdi bir de şöyle bir şey ayet vardı. O Rabbinizden marifet, yani bu eni gök ve yer ve gökler kadar olan cennete koşun diye bir ayet var. Yarışın diyor, yani öyle bir cennete koşmak için yarışın. Eni, bak eni gökler ve yer kadar olan. Cennetin büyüklüğünü görüyor musun? Fena bir gökler, eni gökler ve yer kadar olan cennete koşun. Yani oraya girmek için yarışın diyor. Nedir bu? Diyecekler ki bu müteşabih ayettir. Yani şeydir, benzetme yapmıştır falan diyecekler. Şimdi konuyu değiştirelim. Biraz değiştirmeyelim de aynı gidiyor İbrahim zaten. Lokman şey, bu var bir de herhalde ya. Efendim? Lokman suresi 10. ayeti var bir de herhalde. Bu konuyla alakalı. Bir bakayım öyle, yanlış hatırlamıyorsam. Ne diyor? Allah gökleri gibi direk, bak ha bak. Bunu bu aklımda kalmış. Bak Yakup abi. Direksiz dikiyor abi. Allah gökleri gördüğünüz gibi direksiz yaratmış. Tavan ya abi. Yukarıda tavan, aşağı tavan. Direksiz duruyor Allah. Peki Müslümanlara soruyorum. Müslümanlara soruyorum. Allah direk dikseydi direğin ucunu nereye koyacak? Gökleri ve gördüğünüz yeri direksiz yaratmış. Sizi sallar diye yeryüzüne sabit dağlar koymuştur. Görüyor musunuz? Sallar diye. Demek ki dağların olduğu yerde deprem göremezsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir ayet. Hatta Enbiya suresinin 30. ayeti, Nahl suresinin 16. 15. 16. ayetlerinde de der bunu. Şurada, orada her türlü canlı yaymıştır orada. Gökten su indirip oraya her hoş çiften, hoş mu? Her hoş, boş mu yoksa? Hoş çiften yetiştirmiştir. Öyle mi? İndirip. Evet, böyle enteresan bir ayet abi. Gökü direksiz dikmiş. Bir de başka şeyler var. Biliyorsun bu kuşlar falan şeyden uçuyor ya. Muhammed onu bulmuyor. Allah uçuruyor diye. Hangi ayeti tam bilemeyeceğim. Göklerde şeyler uçuyor. Allah bilir. Siz bilemezsiniz. Allah daha şey, oradaki şeylerin, kuşların şeyle uçtuğunu bilmiyor. Hava, hani aerodinamik şeyler var ya kanatlarda. Onu bilmiyor. Allah uçuruyor. Hatta şeyler bile, gerçi konumuzun dışı da, gemiler falan şeysiz gidiyor ya, rüzgar olmasa gitmiyor abi. Şey bir kes abi, dünyada bütün gemiler denizde kalır abi, eğer rüzgarı kesersen. Tabii o zamanlar gemiyle, şey rüzgarla gidiyordu, yelkenliler vardı, motor yoktu. Ne bilsin Muhammed Hazretleri o motorun icat olacağını, rüzgara gerek kalmayacağını. Bak bir hadis koyalım buraya Yakup abi. Bir hadislere girersek çok felaket hadisler var o konuda. Yok, yani konuyla alakalı bir hadis. Hadise girersek şimdi bayağı bir sorun çıkar. Zaten hadise duyunca delleniyorlar abi. Deliriyorlar yani. Onunla bir sürü masal yazıyorlar zaten. Bakın hemen okuyayım. Sahih Müslim'de geçiyor. Burada bir sürü buna böyle tefsir yapıyorlar Yakup abi. Hadise tefsir yapıyorlar. Şu şunu dedi, bu buna dedi, bunda dedi, bu şey değil, alınmaz falan filan. Bakın burada hadis ne diyor? Bakın yukarıdan okuyorum. Bölüm Yaratılışın başlangıcı diyor. Bakın Adem'in yaratılışı ve barış. Neyse bakın. Şey Muhammed ne diyor abi? Ekranda görünüyor değil mi şeyin kaynak? Evet Sahih Müslim. Okuyalım. Bak Allah diyor. Şeyi nasıl yaratmış? Bakın. Yeri nasıl yaratmış? Cumartesi günü. Şeyi dağları pazar günü. Ağaçları pazartesi günü. Ondan sonra diğer şeyleri, ıvır zıvırları da şeyleri salı günü. Işığı ise bakın en son ağaçlar nasıl yaratıldı o zaman? Işık olmadan ağaç olmaz ki. Ağaçlar var bakın şey günü yaratılıyor. Pazartesi günü ağaçlar yaratılıyor. Işık da çarşamba günü yaratılıyor. Görüyor musun? Diğer hayvanları da dünyaya bakın hangi gün salıyor? Perşembe günü. Görüyor musun? Hayvanları en son Adem yaratılıyor bak. Şey günü, Cuma günü Adem yaratılıyor. Görüyor musun?
Sonra zaten cumartesi günü Allah tatile geçiyor abi. Çok yoruldu ya bir haftada. Çok yoruldu abi. O kadar enerji sarf etti ki. Cumartesi. O öyle diyor zaten. Bir yorgunluk da hissetmedi diyor yani. Ama bilirsin niye cumartesi günü dinleniyor abi? Tevrat'ta da söyler onu işte şunu 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 yaptı hiçbir yorgunluk dinlendi diyor. Pazar günü dinlendi. Ya biliyorum ya kızmasın ki. Tevrat'ta öyle diyor. Gerçekten sırt üstü yatıyor, dinleniyor yani onları yaptıktan sonra. Ya işte abi uydurma oldu. Hepsi uydurma bunların ya. Cumartesi Muhammed de günü. oradan çakmış bunu. Duymuş, Tabii canım. Tabii. Daha ileriye gittiğin zaman Sümerlere gidiyor işte oradan. Oradan gelme hepsi. Şimdi vallahi Yakup abi itiraf edeyim mi sana? Yakup abi ne? desene bir şey itiraf edeyim. Bak senin yaşındaki bir adam bunu fark etmiş. Yakup abi kaç yaşındasın? Ben 63. 63 yaşında bir adamın bu kadar şeyleri bilmesi, bilime hakim olması, bu kadar bir şey düşünmesi. Abi vallahi ne diyeyim ya, ellerinden öpülecek adamsın ha. Gerçekten ellerinden öpülecek İbrahim, adamsın. şey değil yani bu bilinmeyecek bir şey değil ki ya Ya öyle senin yaşındaki adamların bunlardan haberi yok Yakup abi. Ben onu demek ekstra istiyorum. bir çaba sarf edecek bir şey yok. Bunu okuduğun zaman açığa çıkıyor bu. Şimdi bu önümüzdeki dönem, güz döneminde ben şeye gideceğim. İspanya'ya gideceğim. Yani bu ekstra bir gideceğim bir hafta oraya niye biliyor musun? İnternette şeyler var. Okyanus resimleri var, deniz resimleri. O Furkan suresinin işte istersen açabilirsin orayı da Rahman suresi 19-22 arasıyla Furkan suresi olsa gerek unuttum herhalde. Ayet Furkan hangisi ama? Rahman suresi 19-22. Dur Rahman'ı bulalım. 19. Bir de Furkan suresi 51. olsa gerek. Orada şey anlatıyor ya bu denizlerin suyunu anlatıyor da. Evet, şurada böyle acı ve tatlı sulu iki deniz. Tamam. Okuyalım o zaman. Şey yapalım. Hepsi hemen geçmeyelim Yakup abi. Millet Oku görsün ha. yani. Rahman suresinin 19. ayeti. Acı ve tatlı sulu iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Ayırmıştır diyor acı ve tatlı suyu. Evet. Diğer ayet hangisiydi abi? Rahman. Bak 19'dan Rahman suresi 19'dan 22'ye kadar aynı şeyi anlatıyor. Ha tamam pardon. O zaman bakalım. Aralarından bir engel vardır. Birbirlerinin sınırını aşamazlar. Ya bu zaten Muhammed'den önce bilinen bir şey ki bu. Ya ne kadar şey yapsalar da ya, boş yani. Sonra devam edelim. Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız? Şimdi Müslümanlar bunu mucize olarak hani Muhammed'den önce zaten biliniyordu. O Bahreyn çevresinde zaten Daha şimdi Muhammed orada Hazretleri görüyorlar. İbrahim bu şeyde işte o Rahman suresindeki diyor ki suyu acı olan ve tatlı olan iki denizi bak şimdi çok önemli. İki denizi birbirine saldı diyor. Suyu tatlı olan yeryüzünde deniz ismi var mı? Bir deniz var mı? Yok öyle bir şey olmaz da mümkün değil zaten. O zaman nedir bu ayet? Yani şimdi yeryüzünde suyu içilebilen tatlı deniz var mı? Bu soruyu sormak lazım önce. Yok. Yok öyle bir deniz. Suyu tatlı olan, birinin suyu da acı olan iki yan yana deniz yok. Bu Sadece göl suylar olur o. birbirine karışmıyor Evet. diyor. Şimdi ben ne dedim İspanya'ya gideceğim? Niye biliyor musun? İnternette resimler var. Böyle bu ayetle ilgili resimler. Bak görüyor musunuz? Yukarıda oynamışlar resimlerle. Güya su hiç karışmıyor. Arada perde var. Anlıyor musun? Bir tanesi tatlı, bir tanesi acı su hiç birbirine karışmıyor. Öyle diyorlar. Karışıyor, o da Şimdi karışıyor zamanla. o da karışıyor tabii zamanla da. Bu önce işte dediler ki Kızıldeniz, ırmak geliyor ya onu söylediler. O uymadı. Şimdi Cebel Tarık Boğazı'nda dediler. Orada karışmıyor dediler. Yani o İspanya'da falan. Oraya da şimdi ben oraya gideceğim, ekstra gideceğim zaten oraya. Bu şeyde ekstra resim yapıyorlar. Böyle o fotoğraflarla oynuyorlar. Bir, yalan. Ne yalan? Yeryüzünde suyu tatlı olan ve acı olan yan yana iki deniz yok bu sefer. Varsa var diyen söylesin. Desin ki şu denizle şu deniz yan yana çünkü biri tatlıdır içersiniz diyor. İçersiniz. Biri de acıdır diyor. Bunlar birbirine diyor arasına Allah perde koydu. Bu perdeden dolayı diyor, bu sular karışmıyor diyor. Bir kere su her halükarda karışır yani. Ama şimdi yoğunluk bakımından bak şimdi bir suyun yoğunluğu düşük olur, sıcak olur. Anlıyor musun? Biri çok soğuk olur. İki su yan yana geldiği zaman karışmıyor gibi gözükür.
Anlıyor musun? Karışmıyor gibi gözükür veya çok tuzlu, az tuzlu olur. Karışmıyor gibi gözükür ama su sonucunda karışır. Aynı şekerli su gibi aynı o da karışır. Şimdi ikincisi diyor ki bak şimdi. Furkan suresi işte 51. ayet olması lazım. Bilmiyorum İbrahim Ondaç o da bununla ilgili. Ya, işitmiyorsam yanılmıyorsam notlarımda yok burada. Kurmaya çalışıyorum bir saniye. Ha. Furkan Furkan suresi 50 mi 51 51. mi? 51 olsa gerek. Tamam bakalım kontrol edelim. Furkan suresi 51. Dileseydik her kente bir uyarıcı gönderirdik diyor 51. 50'ye bakalım. Suresinde mi? Tamam. Andolsun ki öğüt alanlar için ülkeler arasında yer yer türlü türlü yağmur yağdırmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörle direnmiştir. 50 bu. Yan yanlış Yok yok. ayet veriyorsun. O Başka bir zaman nokta veriyor. yanlış ayet o zaman. Şimdi hatırlayamadım onu. Orada bunu der yani. Bu şeyde Rahman suresinde onu anlattıktan sonra orada da der ki bu sularda, bu suların ikisinde de mercan ve şey yetiştirirsinizdir. Yani inci yetiştirirsinizdir. Mercan ve inci yetiştirirsiniz. Rahman 22'de geç ikisinde de inci ve mercan çıkar diyor. Sanki onlar yakut ve mercandır diyor Rahman 58'de de. Orada da yazar, orada da neyse. Ha Furkan suresi 53. Hatırladım şimdi. Tamam. Furkan suresi 53. Bir engel olduğunu söylüyor orada. Birinin Okuyalım suyu mı? içilir diyor. Birinin suyu içilir, birinin suyu diyor tatlı su. Evet. Okuyalım arkadaşlar. Diyençler yeni. O birinin suyu lezzetli ve tatlı, Ha. diğerinki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip aralarında görünmez bir perde ve Tamam karşılarında İbrahim. Burada engel Müslümanlara var. soruyoruz Hiç şimdi. geçmez zaten. Evet abi. Müslümanlara soruyoruz şimdi. Aralarında diyor perde var. Biri diyor içme suyu. Yani içilecek su. Tatlı su denizin biri. Bir tanesi de diyor acı sulu. Tuzlu su. Aralarında perde var diyor. Bize göstersinler iman ederim. Ya nerede bu denizler? Bu denizler nerede? Rahman suresinin 22. ayetinde de ne diyor? Bunlarda diyor inci ve diyor mercan yetiştirirsiniz diyor. Ayırt etmiyor yani. Tatlı suda mercan olur mu ya? Evet, doğru. Tatlı suda mercan yetişmez arkadaşlar. Akdeniz iklimi olan yalnız tuzlu sularda iyi olur mercanlar. Mercanlar tuzlu sularda olur, deniz sularında olur. Okyanusta olmaz. Okyanusta bile olmaz yani. Akdeniz denizi gibi tuzlu olan, çok tuzlu olan yerlerde olur. Sen o burada tutmuş diyor ki işte o Rahman suresi 22. ayetinde ne diyor? Bunlarda diyor inci ve mercanlar yetiştirirsiniz diyor. Muhammed Hazretleri duyuyor, yazıyor oraya işte. Ya Muhammed'in coğrafyasındaki bu şey var ya buharlaşmadan dolayı mercanlar oluşuyor ya aşırı tuzluluk var bunların bulunduğu şeylerde coğrafyada. Dolayısıyla Muhammed oradan dolayı biliyor bunu. Demek ki öyle ekliyor. Değilse dünyadaki bütün denizlerde mercan yoktur herhalde. Sadece o coğrafyaya özgü şeyler. Ben bunu sordum bir tanesine, bir ilahiyatçıyla tartıştık. Bana şunu söyledi. Yahu dedi, o dedi işte yağmur var ya gökyüzündeki buhar, tatlı su, yağmur suyuyla denizi kastediyor dedi. Adama söyledim dedim ki yemin ediyorum dedim, iman edeceğim dedim. Bana iki tane deniz göster yeryüzünde, birinin suyu tatlı, birinin suyu acı, içilebilen suyla içilemeyen su, yan yana denizi göster iki deniz arkadaş. Göster ya. Var mı böyle bir şey? Evet. Bunları bile bile, bunları bile bile çıkıyorlar. Mesela Keyf suresinde yine İbrahim orada şey der ki güneşin battığı yere varınca bir su gözesine batar buldu diyor. Şeyi diyor güneşi, güneşi. 86'da diyorsun ha. Ha, o Keyf 86 olsa gerek orada da öyle diyor. Yani güneş gidiyor bunlara göre. Buna göre güneş gidiyor bir yere batıyor. Suyun içine balçığa Balçıklar batıyor. batıyor. Güneşin bir yere gittiği yok ya. Güneş kendi ekseninin etrafında duran bir yıldız, enerji, Orada ateş. bir kavim var o balçanın içinde batıyor. 86'da, Keyif 86'da. Evet. Şimdi bunları bize bilimle yan yana getiriyorlar. Kur'an'da bilim var. Bilime işaret ediyor diyorlar. Akla evveller. Hadi göster kardeşim. Nesi bilim? Hangi bilim? Burada bilim var da Kur'an okuyarak herhangi bir bilim yapmış bir tek adam gösterin ya. Yeryüzünde bir tane adam Kur'an var oldu olalı.
Sadece Kur'an okuyarak bilim yapan adam var mı? Ya abi şey var ya, zerre var ya abi, zerreden atom parçalanıyor. Ya parçalaydı işte. Atomu o parçalaydı, o zaman inanaydık. Bizimkiler parçalıyor. Allah parçalayamıyor. Yani adam Kur'an'ı okuyacak. Kardeşim Kur'an'ı okuyacak, bir şey bulacak. Ya bulsun, bir şey bulsun ya. Kur'an'ı okusun, bir şey bulsun. Ya traktörü bulaydı keşke. Traktör ya, develerle, eşeklerle çift sürdük. Atlarla çift sürdük. Adamlar traktörü bu, yani motoru buldu. Traktörü yaptı da. Traktörle çift sürüyoruz şimdi. Ya Sen ama niye şey demiş bulmadın? abi, sen onu biliyor musun? Bizim Kamil geçenlerde dedi, Ebabil kuşları dedi, gökten dedi şeyler atıyor, taşları atıyor, uçak hava uç şey, savaş uçaklarını anlatmış. Bak savaş uçağını bulmuş Muhammed o zaman. Ya ona inanan adam bana göre Mazhar Osman'a gitsin, tedavi olsun kardeşim. Bunu böyle kabul eden adam Mazhar Osman'a gitsin, orada tedavi olsun. Yani insana gömleğe ters giydirirler ya, normal bir ülkede. Böyle dediğin zaman gömleğe ters giydirirler insana. Böyle şey mi olur ya? Ya işte adamın icadı o ya. Söylemiş. Önceden söylemiş mesela. Yani uçakların var olacağını söylemiş. Bilimsel bir ayet mesela. Uçakların var olduğunu söylüyor da bombardıman uçaklarını bulmuş. O Ebabil kuşlarına bombardıman uçağı demiş de Haç suresinde 65 mi? Kaçıncı ayet? 5. ayet mi? Ayetler de unuttum. Niye deveyle yaya olarak gelsinler, deveyle gelsinler diyor. Hacca. Haç suresi 17'ydi. Evet 17. 27 veya 27. 17. Evet. 27. 27. Evet. Şimdi niye öyle diyor? Yorgun develerle dağlardan gelsin diye. Uçağı madem biliyordu, bombardıman uçaklarına işaret etti. E o zaman dedi ki uçaklarla gelin diyeydi. Yok başka Otobüslerle ayette de şey diyormuş canım orada, yani daha gelin diyor. bilinmeyen başka araçlarla gelin. Ya araç değil araç. Deve diyor. Deve işte katır falan, başkalar da üstüne binecek şeyler işte onlar da. Yani Kuş canlı hayvanları hayvan. falan da varmış. Bir de bilinmeyen Hayvandan var. araçlar Hayvandan var. var. Hadi kertenkeleye binip gelebiliriz mesela abi. Kertenkele yok. Öldürülmesi gereken şey. Onu ilk vuruşta Yok öldürürsün. misal veriyorum Cevaplar. yani. Binek hayvanlar diyor ya. Başka Ha. bilmediğimiz binek hayvanlar falan varmış ya, bilinmedi. Ya İbrahim onu var ya, bir meallere bir bak, o Haç 27 nasıl meal ediyorlar, aklım neredeyse uçağına gelin dedi diyecekler ha. Araca bin gel, hızlı araçlarından geldi, öyle meal ediyorlar. Ya adam oraya yazmış, yorgun develerle diyor dağ yollarından sana gelsinler. Lan dağ yollarından hızlı araç nasıl gitsin? Bu Bak şimdi. Mustafa İslamoğlu var. O öyle şey etmiş, meal etmiş. Haç suresi 27. Haccı insanlar arasında ilan et. Sana diyor işte yaya veya hızlı araçlar, çok çabuk giden araçlarla sana gelsinler. Uçağı dememiş, sadece uçak ismini söylememiş. Abi işte Hepsini. adam zamanındaki insana nasıl yutturacak? Ne yapması lazım? İçinde mutlaka böyle şeyleri, yalanları, şeyler atması lazım. Başka türlü şimdiki insanlar bunu yemez. Bizimkiler daha bilim varmış, şu varmış, bu varmış derler. Bak Nur suresinde bir ayet göstereceğim Yakup abi. Bak Nur suresinde bir ayette ne diyor ki? Bak bilmez misiniz ki Allah bulutları sürer. Direksiyonu var Allah'ın. Sonra onları bir araya getirir. Bir araya getirmiş. Üst üste yığar. Bulutları üst üste yığar. Sen de onların arasından yağmur yağdığını görürsün. Bakın abi. Görüyor musunuz? Allah bulutları sürer. Sonra onları bir araya getirir. Üst üste yığar. Sonra da onların arasından yağmur yağdığını görürsün. Gökten içinde dolu bulunan, bak dolu nereden geliyormuş? Gökten içinde dolu bulunan dağlar gibi bulutlar indirir gökten. Dağlar. Bak burada gibi diye çevirmiş bu. Kim bu? Eskisi. Halbuki dağlardan geliyor. Diğerine bu Elmalı yok yani. Elmalı çok güzel çevirir. Görmez misiniz ki Allah bulutları dilediği yere sürüklüyor. Sonra onları bir araya getirip üstte yığıyor. İşte görüyorsun ki bunlar arasından yağmur çıkıyor. O gökten sanki oradaki dağlardan dolu indirir. Bakın dağlardan dolu indirir diyor arkadaşlar. Dolu dağlardan mı gelir? Artık onu dilediğinize, artık bakın bu da dolu kime vuruyor bak. Artık onu dilediğine isabet ettirir. Bakın. Dolu aldırmıyor abicim. Düşünsene bir yere dolu yağıyor. Orada bir adam varsa ona vuruyor. Mesela bizi vurabilir yani. O kadar dolu yağıyor. Biz çıkıyoruz. Biz günahkarız ya. Bizi oradan seçiyor. Bizi vuruyor yani. Artık onu dilediğine isabet ettirir. Aynı şimşek atar gibi. Hani şimşekler de günahkarların yüzüne vuruyor ya da şeytanlara vuruyor ya. Dilediğinden de onu uzak tutar. Bakın arkadaşlar. Bilim. Dolu kime gidiyormuş?
Allah'ın bildiği insanlara gidiyor yani, seçiyor. Dolu yağarken seçiyor. Ve bulutlardan çıkan şimşeğin parıltısı neredeyse gözleri alır. Masala bak abi. Ya gülüm de, gülünce gıcık oluyor değil mi? Ya işte bilim abi, Yakup abi. Evet. Ya Daha... bilimle falan bir alakası yok da biz insanları açıklamak için öyle çaba harcıyoruz. Yoksa ne alakası var bilimle ya? Ne alakası var? Nerede bilim, nerede Kur'an, nerede ya? Kur'an nerede? Bir insan şöyle düşünün bak. Camilerde yüz bin cami var. Yüz bin aşkın cami var. Yüz bin tane imamı var. Üstüne üstlük 1500 küsür tane ilahiyatçı var Türkiye'de. Tarikatlar var. Diyanet şeyinde, bünyesinde maaşlı çalışan, resmen Diyanet'in memuru olan 20 bin tane şey var. Kur'an kursu hocası var. Bir o kadar da sözleşmeli Kur'an kursu hocası var. Bunların hepsi bomba yağdırıyor halkın kafasına. Bomba, yalan. Sürekli yalan üretiyorlar. Sürekli yalanla kandırıyorlar. Korku diyorlar ya, kork. Önce korku diyor. Korkan insan sağlıklı düşünemez arkadaş. Düşünemez, hiçbir şey düşünemez korkan insan ya. Korkan bak mesela böyle çocuklar vardı bazen sınıflarda ben dikkat ederdim yani öğretmenden çok korkar. Ben hayatımda öğretmenden korkmadım hiç. Öğretmenden korkar mı insan? Korkmaz. Öğretmenden korktuğundan zayıf alır ya. Dersten korkar, öğretmenden korkar, sınıfı geçemeyeceği zaman babasının işkence edeceğinden korkar, çocuk başarısız olur. Sürekli böyle oldu yani. Benim gözlemlerim var burada. Hayır Şimdi Yakup abi, ben sana gözlememem, bizzat yaşadığımı anlatayım. Biz okula giderken ilkokulda dayak yiyerek matematik öğreniyorduk. O yüzden matematik doğrusu öğrenmedik. Okuldan korkuyorduk. Adam öğrenemezsin ya, geldiğimizde öğrenemezsin. Çocuk korktuğu zaman ne öğrenecek? Öğrenemez adam ki. bizi şöyle dövüyordu, böyle tutuyordu, elimize sopayı böyle vuruyordu, tırnaklarımızı kırıyordu. Sen nasıl Evet, şimdi öğreniyorsun? sen insanı korkutacaksın, yakacağım, bilmem ne yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, derlerini yüzeceğim diyeceksin. Ondan sonra da sağlıklı düşünmesini isteyeceksin. İnsan düşünemez ki. Nasıl sağlıklı düşünecek korkan insan ya? Başarısız olur. Onun için bak, İslam ülkeleri başarısız. Her konuda başarısız. Müzikte başarısız. Sanatta başarısız. Bilimde başarısız. Fende başarısız. Her demokraside başarısız. İnsan haklarında başarısız. Geçen Afganistan'da herhalde yine haber okuduk. Bir kadın yani bayağı bir şeyler anlatan sosyal bir kadın öldürüldü ya. İslamcılar tarafından katledildi. Evet. Daha yakında. Evet, onu olan gibi program yaptık zaten. Dehşet saçıyor. Şimdi Pakistan'da peki ya, Afganistan'da, Pakistan'da bir kadın sağlıklı düşünebilir mi ya? Düşünemez. İslam ülkesinde de öyle. Belki de içinden daha sivri zeka, ülkeyi yönetecek veya toplumu açacak, aydınlatacak bir kadın çıkacak ama korkusundan düşünemiyor ki. İnsanların yarısı telef oluyor İslam coğrafyasında. Kadın erkek yarı yarıya, yarısı telef Yakup korkudan. abi, bir de şöyle bir şey var. Erkek bile olsa farklı düşünen insanın kellesi gidiyor abi. Yani sen orada nasıl bir şey bekleyeceksin? Yani nasıl gelişme Erkek olacak? bile olsa. Adam bir şey eleştiriyorsa, düzene karşı geliyorsa, hadi Erdoğan eleştir mesela, hadi. Eleştir kardeşim, hırsızlık yapıyorsun. Mümkün mü? Nasıl böyle şeyler yapıyorsun? Milletin gözünün içine baka İşte baka yalan söylüyorsun. yani buradan hisse çıkartmaları lazım insanlarımızın. Bak, hala demokrasi kırıntısı var Türkiye'de. Dünya basınına açık hala. İnternet çalışıyor. Gazeteler çalışıyor. Kısmen de olsa basın çalışıyor. Bu halde olduğu halde, bu şekilde olduğu halde insanlar konuşmaya korkuyor. Hırsızlık yaptığı halde camilerde adamın hırsızlık yaptığını söyleyemiyorlar. Din adamları bunu açıklayamıyor, diyemiyor. Ülkeyi uçuruma sürüklediği halde herhangi bir şey söyleyemiyorlar korkularından. Neden? Bak, hala demokrasi var diyoruz. Kanun var, hakimler var. Ya bir de sınırlar kapatılsa, internetler falan kapatılsa, basın kapatılsa, İran gibi Kur'an'ı ortaya koysalar, buna göre yönetileceksiniz kardeşim. O zaman ne yapacaksınız? Nereye gideceksiniz o zaman? Nasıl sorgulayacaksınız? Nasıl düşüneceksiniz? Mümkün değil. Mümkün değil. Şu an bile İslamcı bir faşist tepemizde olduğu halde insanların çoğu izine gidemiyor ya, sosyal medyada bir şey dedi diye. Öğrenciler hapiste hepsi sosyal medyada bir şey yazdı, bir şey çizdi diye. Bu denli. Bir de yarın diyelim ki Kur'an'ı ortaya koydun, anayasayı kaldırıp Kur'an'ı oraya koyduğun zaman düşün seni o sarıklı, cübbeli, sakallı yamyamlar ne yaparlar? He?
Ne yaparlar? Gelecek senin kızını isteyecek. Dördüncü eş olarak güzel bir kızın var. 15-16 yaşında itiraz edemeyeceksin. İtiraz edemeyeceksin. Aynı Ali'nin Ömer'e itiraz edemediği gibi. Ali Ömer'e itiraz edebildi mi? Halifeydi Ömer. Vereceksin kızı. 9 yaşında kızı çağırttırdı. Bir de utanmadan eteğini kaldırıp bakıyor. Ondan sonra nikahı kendine kıydı. Zaten tabii, bunu bana yok, helal diyor. Gelişmiş diyor. Eteğini kaldırıp bakıyor. Ya ahlaksızlar. Şimdi ona bak Ali onu, bir de Ali yani Ali'nin etrafı var bir de. Taraf etrafı var. Gücü var. Değil mi? Ali'ye iman edenler var. Öyle olduğu halde itiraz edemiyor halifeye. Kızını alıyor. Kızını alıyor ya. Sen vermeyeceksin öyle mi? Şimdi cik cik Ya ödecek. abi orada o etek açma olayı var ya, öyle bir şerefsizlik ki kızı evine çağırıyor. Orada kıza dokunduğu için kendine helal kıl diyor. Artık diyor dokundum ona diyor. Baktım cinsel organa bana helal diyor bir de. E işte yani onun için eteğini kaldırıyor. Yahu işte yahu neyse abi böyle şeyler benim harbiden sinirimi bozan şeyler yani. İşte Ahlak İbrahim her yerde insanlarımızın bunu düşünmesi lazım kardeşim. Sen öyle şimdi demokratik bir ülkede ben Müslümanım falan gibi ağız kıvırtmalar böyle bilmem neler böyle kolay kolaydır yani. Müslüman olmak hele hele kadınlar için İslam ülkesine git de sen orada bir kadınlık yap da göreyim ya. Bir öğretmen şey yaptı biliyor musunuz? Seri halde anılarını yazdı. İsmini hatırlamıyorum. Arabistan'da öğretmenlik yapıyor ya. Kişiliğim gitti diyor ya. Bir çocuk erkek çocuğu olmadan diyor havalanda bıraktılar diyor. Okuluma götürmediler. Yanımda erkek olacak diyor. 12-13 yaşında öğrencisi geliyor. Erkek öğrencisi geliyor da kadını alıp evine götürüyor. Sen İslam deyince oynama. Buradan bizim siyasilere de söylüyoruz aynı şeyi. İslam deyince oynamayın kardeş. Oynamayın. Hele de siyasi İslamcı deyince hiç oynamayın. Taviz, onlar da insanlık olmaz. Vicdan olmaz ya. Vicdan nasıl olsun? Diyor ki mesela bak diyelim ki zina. Ne yapıyorsun? Zina edene Nur suresi 3 müydü? 100 sopa vurun diyor değil mi? Evet. 100 sopa vurun diyor. Nur 2 suresi geldi. 2 3 galiba 2. 2. 100 sopa vurun diyor. Vuran adam diyor acımasın. Bak. Vuran adam diyor acımasın. Acırsa gücünü kaybeder. Evet. Halk da diyor toplansın. Şahit toplansın. Olsun. Seyretsin diyor. Seyretsin. Vurmayı seyretsin. Ve vuran adam da acımasın diyor. Yani vicdan denen bir şey yok. İslam'da hele de siyasal İslamcı'da vicdan olmaz. Düşündüğü tek şey paradır. Para, güç. İlla ki gücü olacak. Güç olacak, ezecek. Bütün İslam coğrafyasına bakın. Halifelere bakın. Ya imam imamı öldürdü. Dört mezhep diyorsunuz. Dördünün imamı da hak diyorsunuz. İmam Şafii kim öldürdü? Kim öldürdü? Malik'in öğrencileri öldürmedi mi? Hı hı. Bunlar öldürdüler. Ya halifeleri kim öldürdü? Müslümanlar öldürdü. Ali ile Ayşe birbirine girdi. Hallacı Mansur'u kim işkence ettiler adam öldürdüler mesela. Yani kendi adamlarını öldürdü. Bak şimdi minderde oturan adama karşı çıktığın adam kellen gider. Minderde kim oturuyorsa ona biat edeceksin. Ne dedim? Ali'nin kızını elinden zorla aldı. 9-10 yaşında kız çocuğu. 60 yaşındaki adam. 60 mı? 58 mi? Kaçsa. Ondan önce de anasını almaya kalkıyordu Ömer. Biliyorsun yani. He. Anasını alamayınca kızını alacak işte. Başka. İşte. Yani arkadaşlar küçük yani. Benim demek istediğim İbrahim, söylemek istediğim şey şu. Yani da fazla uzatmayalım. Çünkü reklam falan alırsın. Uzun olursa iyi olmuyor işte. Evet. Şimdi benim demek istediğim şey şu. Fırsat elimizde var. Bunları anlatmamız lazım. Bunları anlatırsak halk doğru düşünür. Gençler, insanlar doğru düşünür. Doğru düşündüğü zaman sağlıklı karar verir. Sağlıklı karar verince de sağlıklı toplum oluruz. Sevgiye, saygıya dayalı bir toplum oluruz. İslam coğrafyasına baktığınız zaman bakın şimdi burada ilim var, bilim var diyorlar. Hepsi yalan. Bütün İslam coğrafyasına bakın insanlık göremezsiniz. Barış, kardeşlik göremezsiniz. Hiçbir şey göremezsiniz. Savaş, ölüm ve nefret var. Bizim ülkemizde oraya getirmeye çalışıyorlar işte. Sürekli düşmanlık.
Sürekli bu kafir, bu bilmem ne, bu Kürt, bu Türk, bu başka bir şey, bu başka bir şey, bu başka bir şey. Ne olacak? Sürekli karışık olacaksın. Sürekli karışık olacaksın. Tepende duracaklar işte. Bu kadar basit. Onun için yani aklımızı başımıza almamız lazım. Aklımızı başımıza almamız lazım. İnsanlarla diyalog kurmamız lazım. İnsanlara ulaşmamız lazım. Ve bu çirkefi, bu bir çirkef. Bunun içerisine düşen çıkamaz. Nasıl mafyanın içerisine gidiyorsun, çıkamıyorsun? Çünkü neden? Ya sen buradan çıkmak istediğin zaman önce kardeşin, annen, baban, evladın, hanımın karşı çıkıyor. Karşı çıkıyor, diyor ki bak diyor gitti ne oldu diyor, kafir oldu diyor, yakacak bizi. Bunun yüzünden biz de, yanacağız. Bunun yüzünden biz de yanacağız diyor. Düşünebiliyor musun yani? En yakınını anlatamıyorsun ya. En yakın. Ya adam diyor, dışlanmaktan korkuyor. Zaten bazıları da şey anlatıyor Yakup abi. Dini terk ettiği için ailesi tarafından dışlanmış. Arkadaşı kalmamış. Ondan yakınanlar da var. Gitsin abi, böyle insan sana gerek yok. Aklı başına çok insanlar yanılır. Tabii çok doğru. Ya o, herkes birbirinin, yani biz birbirimizin dostuyuz. Tamam olabilir, dışlanabilir ama senin gibi bir sürü insan var. Birbirimize de sahip çıkmamız lazım yani. Tabii. Birbirimize sahip çıkmamız lazım o zaman. Çünkü eğer olmadığı zaman dışlanıyor adam, geri girer oraya. Bak şimdi şöyledir. Bu din toplumu İbrahim, din yumak gibi aynı. Böyle kendi içerisinde sancılanan, kendi içerisinde kıvranan böyle problemli bir durum. Bunun içerisinden böyle sıçramalı olarak çıkanları ne yaparlar biliyor musun? Ya oradan atarlar ya da geri kendisine uydururlar, içine alırlar. Bizim bilim adamı dediğimiz, bizim adamlarımız işte şimdi bilim ve Kur'an konuşuyoruz ya. Ya Kur'an neresinde bilim var? Neresinde bilim var? Bizim bilim adamlarına şunu söylemek isterim. Ya hiç mi ahlakınız yok ya? Azıcak ahlakınız yok mu ya? Azıcak. Azıcak dürüstlüğünüz yok mu? Neden korkuyorsunuz kardeşim? Mevkini mi kaybedeceksin? Yet ya, ne olur yani? Ne olur? Dekan olmazsan bir öğretim görevlisi olursun. Ne olmuş yani? İlla dekan mı olman lazım? Kürsü başkanı mı olman lazım? İşsiz kalsan ne olur yani? Öldük mü biz? Biz de yaşadık. İşte geldik 63-64 yaşına. Ne oldu yani? Korku nedir ya, korku? Adam korkuyor ya. Mevkisinden korkuyor, ünvanından korkuyor ya. Aç neden kalmaktan korkuyor ya işte. Aç kalırım, işsiz kalırım. Ya sen o zaman işte, o zaman hiç şikayet edemezsin. Toplumu bir adım ileriye taşıyan aydınlar olur. Sen aydın dediğimiz adam gider, o günde 5 vakit kışını ıslatan adamın arkasında yatar kalkarsa, aydın dediğimiz adam o zaman o ülke orada batağa gider. Kusura bakma. Senin evladın da öyle olur. Başka yani da... Herkes korkarsa çocuklarımıza nasıl gelecek vereceğiz? Onu düşünmemiz lazım. Tabii canım, sen kendi çocuğuna nasıl gelecek vereceksin ya? Nasıl ülken var diyeceksin peki? Herkes diyor Yakup abi. Ben gelen yorumlara bakıyorum. Bana özelden de yazıyorlar. Türkiye'yi terk etme derdim. Ya kime bırakacağız abi ülkeyi o zaman? Ya şimdi bir de şunu diyorlar ya. En çok gıcık olduğum şey şu ya. Diyor sen niye orada ötüyorsun? Cik gelsene buraya. Sanki biz o ülkede yaşamadık. Sanki biz böyle bir şey vardı da kaçtık. Yani şu anda kaçana ben çok şey yaparım. Kızarım yani şu an kaçıyorsa. Ya kardeşim biz önceden geldik. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Biz vatandaşlıktan çıktık. Yaşama olanağımız kalmadı. Ondan geldik. 12 Eylül diye bir şey yaşadık. Orada diyor konuşuyorsun. Gelsene buraya. Burada konuşmak kolay mı işte? Geldik konuştuk burada. Burada da konuştuk. 6-7 yıldır ülkeye giremiyoruz. 6-7 yıldır ülkeye giremiyoruz işte konuştuğumuz için. Videolarımız yasaklanıyor. Varsak elimizi kolumuzu bağlayacaklar, atacaklar içeri. Yani buradan konuşmak kötü bir şey mi yani? Buradan konuşmak, yani korkak olsam bile buradan konuşa cesareti yurt dışında olduğum için mi alıyorum? Öyle bir şey yok. Peki İbrahim niye konuştu? Konuştu da yurdundan çıktı gitti. İsrail'e gitti. Rusya'ya gidiyor yaşamak zorunda bilmem ne falan. Dilini bilmediği, dişini bilmediği ülkede yaşıyor. Ondan sonra çıkıp bir şeyler anlatmaya çalışıyor kendi çapında. Derdi ne yani? Çıkmış yurt dışına mesela Rusya'ya gitmiş. Hanımı da çalışıyor, kendisi de çalışır, bilmem ne paşa gibi yaşar. Niye anlatsın ki? Rizikoya girsin ki o zaman. Ama insan şudur yani, bir görev vereceksin kendine ya. O toplumu seviyorsan, o halkı ben çok seviyorum. Küfür diyorlar bana, gerçekten insanları çok seviyorum bizim. Kandırılmış oran, işte. Bizim oranın insanlarını, yani Anadolu'nun insanını çok seviyorum ben. Çünkü bak şimdi böyledir ama ileride böyle olmayacak o insanlar. Değişecek. Değişim büyük toplumlarda sancılı olur, geç olur. Ama
Aydınlar buna öncülük etmesi lazım. Aydın diyen adam çıkıyor televizyona, işte burada şu hurafayı bilim diye insanlarımıza yutturuyor, Tanrı kelamı diye yutturuyor, öbür tarafta gerçekten aydınım diyen sessizden duruyor. Abi bir de bunlar birbirini destekliyor. Mesela medya bu adamı niye çıkartıyor? Başka adam yok. Bilim adamı çağırın ya. Bu adamı niye çıkartıyorsunuz? Diyorum işte Ali Demir birkaç sefer geldi şimdi Halk TV'de birkaç sefer program yapıp çıkarmıyorlar mı bir yere? Çıkarmıyorlar adamı. Ya işte abi türbinlere oynuyor. İnsanların yemek istediği, duymak istediği şeyler, kulaklar. Hani bu insanlar böyle şeyler duyduğu zaman hani dini duyguları kabarıya hoşuna gidiyor ya. Onlar o Hatipoğlu niye sürekli Ramazanlarda çıkıyor? Adam niye? Çünkü böyle bir ihtiyaç duyuyor. Ve insanların önüne atıyorlar böyle. Yem atar gibi. Ya çıkartın evet. Kardeşim bilim tartışın. Bilim, bilim. İnsanlara gerçeği anlat. Kur'an'ın içindeki gerçeği anlatın. Açın. Oradaki bu bizim gösterdiğimiz ayetleri çıkın. Mesela o şey var ya Hatipoğlu yayına çıkıyor ya abi. Ya biri çıksın da sorsun kardeşim yani burada hani Ahzab suresinin 50-52. Mesela eş değiştirme olayı var. Çok kızıyorlar mesela. Zeynep'i sorun kardeşim. Nur suresindeki cariyeli bir sorun. Köleliği bir sorun. Hatip Ali'nin orada yayın yaparken programı çıkın birini sorun kardeşim ya. Bu nedir? Ben bunu yakıştıramıyorum. Kadına bunlar söyleniyor. Kadını böyle dışlıyor. Cariye olur mu kadın? Bunu sen nasıl hoş görüyorsun? Bu fuhuş niye var? Nisa suresinin 24'ündeki, Nur suresinin 33'ündeki dayak niye var? Bir sorun ya bir sorun. O kadar programa çıkıyorsunuz. Millet mal gibi dinliyor orada. Geçen şeyi gördüm Yakup abi. Kusura bakma uzatıyorum. Seni de yanında tutuyorum da. Ermeni bir çocuğu orada herhalde para falan da vermişler bildiğim kadarıyla. Öyle duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yayına çıkartmışlar. Ermeni çocuğu yayında Müslüman yapıyorlar. Daha çocuk. Annesi ve arkasından şikayetçi olmuş. Ya yok ne rating yapmak. Ha Müslüman evet. Müslüman İslam böyle abi. Lanet olsun sizin şeyiniz yaptığınız şey yani. Evet aynen öyle. Bu Almanya'da bazen ben şunu da yaşadım daha önceleri. Böyle işi gücü çalışmayan Almanlar var böyle biliyor musun? Hiç çalışmazlar böyle. Pena dedik biz onlara. Pena. Bir ara Türkiye'den çok göç geldi. Almanya'ya göç geldi. Orada onlarla evlendiler. Kağıt için evlendiler. İşte kadın var ya şimdi mesela bir de adam parayla geliyor ya da çalışacak mesleği var çalışıyor. Alman kadın işte Müslüman oluyor anlıyor musun? Kendi kafasına göre Müslüman oluyor. Basın burada olan Avrupa'da olan basınlar yazıyor işte bilmem Helga Müslüman oldu. Çarşaf çarşaf yazıyorlar. Ya bu kadar dinden çıkan adam var onun hiçbir tanesini göstermezler. Hiçbirinin ağzından çıkan kelimeleri yazmazlar. Anlıyor musun? Onlar bir şey olduğu zaman bunların övünç, neden kaynaklanıyor bunlar İbrahim biliyor musun? Kur'an'a inanmıyorlar. Kur'an'la Allah'larının varlığını ispat edemiyorlar. Ancak böyle işte filan Müslüman oldu, filan yerde Allah yazdı, filan yerde şöyle oldu, filan yerde böyle oldu, deniz şöyle, ay böyle, güneş böyle, buralardan medet umuyorlar. Yoksa adam gibi oturup da şu kitap, mesela bir kitap ya, bir kitap, adam gibi oturup, gel kardeşim bizim dinimizin kitabı bu. Hodri meydan gelin herkesle tartışırım. Bu Tanrı kelamıdır. İspat ederim size. Var mı böyle bir adam? Yok abi nerede bulacaksın ya? Bol bol tehdit küfür işte. Heh. O kadar söylüyoruz. Gelin kardeşim konuşalım tartışalım. Şey geliyor alttan takım geliyor. Böyle işte ebabülü uçak yapan adamlar gelip çıkıyor. Nasıl oluyorsa. Böyle Kur'an bilen biri gelmiyor yani. Kur'an bilen biri gelse ayeti söyleyeceğiz kardeşim. Sen ayetle ayeti bir tanesi diyor ki neyle açıklayacağım ya diyor ayetle ben çelişki ayeti söylüyorum çelişkili ayeti mesela Enfal suresinin 65. ayetinde bir Müslüman 10 kafire bedel diyor kardeşim bu normal mı dediğim zaman hemen 66'yı söylüyor orada diyor ki orada 2 yazıyor diyor demek ki çelişki var orada 10 kişiye bedel diyorsa burada 2 kişiye bedel demek ki çelişki var Muhammed de kabul etti millet niye kabul etmiyorsun bunu Onunla yanıt veriyor bana. Veya Mücadele Suresinin 12. ayeti. Mesela peygamber şey istiyor ya. Gizli konuşurken bana diyor getirin yan cebime koyun diyor. Yani. Yok o sadakaymış. Fakirlere alıyormuş abi onu. Olur mu? O zaman sadaka kalkar. Niye sadaka veriyoruz? İslam alıyormuş. Dağıtıyormuş Muhammed onu. Öyle mi sadaka atıyor? Devam ediyor. Niye? O zaman kaldırdı. Niye kaldırdı Allah o zaman? Niye kaldırdı ya? Kaldırıyor 13. ayette de diyor ki vermediniz mi diyor. Zorumuza mı gitti? Öyleyse diyor namazınızı kılın orucunuzu tutun. Hadi bakayım. Vermezseniz vermeyin diyor. Ya bu böyle bir tanrı olur mu? Ökçesiz. Bizim orada korkaklara ökçesiz derler biliyor musun? Mesela bir yere girmek gider oraya hemen geri döner o işten. Bak, tehlike görürse geri döner. Bizde de yalın ayak diyorlar ona bak.
Bizde ökçesiz denir. Bir de yalan ayak diyorlar bizim köyde de. Şimdi bir de şey var, Musa ile ilgili bir şey var biliyorsunuz. Herkes biliyor bunu. Söyleyeyim onu gene. Musa'ya diyor ki, Musa diyor filan yerdeki topraklara git. Yani o kutsal topraklar size yurt kılındı diyor. Oraya git. Maide 21-22. He, orada Musa da geliyor diyor ki arkadaşlar oraya gideceğiz. Ya diyor Musa sen deli misin? Orada diyor azgın bir kavim var. Bizi hep mahveder onlar. Orada ne işimiz var bizim? Onlar cenkçi, savaşçı diyor. Bundan oraya gidemeyiz biz diyor. Musa Allah'la konuşuyor tekrar işte gene ikaz ediyor oraya gidin falan diye. En sonunda adamlar diyor ki sen Allah'ın git lan orada diyor savaş. Onlar oradan çıksınlar biz gidelim. Yoksa gitmek onlar. Çok iyi söylüyor orada. Git abi. Onlarla savaşmak biz diyor. Sen git Allah'ınla beraber savaş. Onlar oradan kov. Allah ne diyor biliyor musun o zaman? Allah diyor ki gitmiyorlar mı oraya? O ben onları oraya 40 sene yasakladım diyor. Ben de diyor ya, onları bak, fazla uzatmayalım. 40 sene yasakladım diyor. Ya böyle bir Allah ya. Buna nasıl inanıyorsunuz kardeşim ya? Oldu Yakup abi. Evet İbrahim teşekkür ettim yine. Çok güzel bir yayın oldu abi. Ağzına dilin olmasın. Arkadaşlara, bütün arkadaşlara esenlikler dilerim. Arkadaşlar cesaretli olun, korkmayın. Savaşsa bu, insanlık savaşıysa, barış ve kardeşlik savaşıysa bu savaş, bu savaşı verin. Vermediğiniz zaman çocuklarımız daha kötü olacak. Görünen köy kılavuz istemez derler. Aynen bu. Geliyor yani, geliyor fırtına. Ülkemize geliyor. Yaklaştı. Hani bir yağmur yağarken önce böyle bir fırtına gelir. Eser böyle delice ondan sonra haş diye iner. Haş diye inmeden tedbir alınması lazım. Esen kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Oldu. Yakup abi çok teşekkür ederim. Bir dakika. Ben teşekkür ettim. Ben teşekkür ettim. İyi geceler. Hadi geceler. Ya efendim. Arkadaşlar umarım güzel bir yayın olmuştur Yakup abiyle. İslamcıların uydurduğu o şeylere, ayetlere, kılıf uydurduğu ayetlere açıklık getirmeye çalıştık. Şimdi arkadaşlar biz burada konuşuyoruz. Bize hiçbir zaman inanmak zorunda değilsiniz. Biz sadece gösteriyoruz. Yakup abi, ben ya da bizim gibi insanlar gösteriyoruz ve okuması size kalıyor. Bakın ekrana da yansıtıyoruz. Açarsınız, bakarsınız, yanlış veya doğru olduğuna siz karar verirsiniz. Eğer orada bilimsel bir şey bulmak istiyorsanız açın, araştırın. Gerçekten evren, gezegen böyle mi yaratıldı? Böyle düzen bir var mı? Evren, gezegen, gökyüzü, tavan mı? Aşağı düz mü? Yukarı düz mü? Bunları araştırırsanız, hala sen dünyaya düz diyorsan zaten hiç araştırma. Boş ver abi de. Yukarıda düz diyorsan, gökteki yıldızları, atış tanesi, ne bileyim mum, kandil gibi görüyorsan hiç kendini yorma zaten. Onu yaşamaya devam et. Eğer gerçekten merak ediyorsan böyle şeyler var mı yok mu? Gidin araştırın, okuyun. Abicim araştırın. Açın bilimsel belgeselleri izleyin. Her şey ortadayken yani böyle insanları dinleyerek bir yere gelemezsiniz. Bir şeyi dinleyeceğiniz zaman bakarsınız doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Biz mesela niye fazla izlenmiyoruz, Türkiye'de şey görmüyoruz? Çünkü adamlar bazı şeyleri tabu olarak gördüğü için, bunlardan şüphe etmediği için, şüphe etmekten de korktuğu için geri planda duruyor. Dolayısıyla araştırmıyor. Açacaksınız, bakacaksınız. Kendiniz araştırın. Biz gösteririz, siz araştırırsınız. Eğer biz yanlışımız varsa biz de düzeltiriz. Sorun yok. Yani biz sonuçta bir bilim adamı değiliz. Atomu parçalayan insanlar değiliz. Ama yapılan bilimsel kanıtları, deneyleri gösteriyoruz. Bilim nedir? Eğer biz yanlış söylüyorsanız yanlışı yine siz düzeltirsiniz. Her şey bilmekten, araştırmaktan geliyor. O kendini, kafanı kuma gömüyorsan zaten hiçbir şey yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde. Evet arkadaşlar teşekkür ederim. Bu ay biraz sıkıntılı bir ay olacak. Neyse yarın ben diğer dünkü yayındaki videoyu yükleyeceğim. Birkaç gün şöyle bir ara vereyim yeter ya, içim dışım şey oldu artık. Evet arkadaşlar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Eğer yayını beğenmişseniz, bu tarz yayınları seviyorsanız Yakup abiyle, yalnız yayında sürekli Yakup abiyle canlı yap deme, ben çünkü kendim çıkıp yayınlar yapıyorum, konu anlatıyorum. Yani abone olursanız konularımızı yine devam ederek izleyebilirsiniz. Bir dahaki canlı yayında görüşünceye kadar hepinize sevgiler, saygılar ve esenlikler diliyorum. Thank you.